dedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel, evleneceksen gel. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası.
Hoş geldiniz. Sağ olun. Ay Mustafa, Allah iyiliğini versin. Diyorum ki oğlum seyirciye doğru dön, o bana gene dönmüş, bana Mustafa, doğru. Mustafa o nasıl oynamak oğlum seyirciye dön ya, diyorum, bu sefer de böyle yapıyor bak. Mustafa çok güzel oynuyorsun, 10 numarasın. Mikrofonu al, mikrofonu al eline. Duymadım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Oh, Mustafa diyorum, seyirciye dönerek oyna. Bize niye dönüyorsun diyorum. Buraya çıkalım, bize doğru dönme gibi bir durumu var. Hayır efendim. Seyirci karşımızda, bu tarafa dönün diyorum. O da anlamadı, böyle bir bak. Çok güzel oynuyorsun ama. Aferin. Mustafa'yı hoş geldin Mustafa. Seda Hanım bana söyle, kalkıp oynayayım mı? İçinden geliyorsa git oyna diyorum. Aa, çok da iyi yaptınız. Vallahi iyi yaptınız. Bana değişik oluyor. Değişik, güzel bir program. Güzel. Efendim hoş, evet, geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına. Evet, dün birdi, bugün iki. Allah'ın izniyle. Evet, ilginize, sevginize çok çok teşekkür ediyoruz. Her geçen gün muhakkak bir kar topu gibi büyüyerek, kar topu demişken İnşallah. Bugün de kar tatili. Evet. Minikler de evlerinde, onlar da bugün bizi izleyecekler. Oh yaşadılar kar tatilinde. Ben birazdan çocuklara masallar anlatacağım. Çocuklar ekranların başından ayrılmayın sakın. Güzel. Efendim ilginize sevginize çok teşekkür ediyoruz. Bizler burada Evleneceksen Gel programında yuvalar kurmak için çalışmaya dün başladık. Evet. Devam edeceğiz. Bugün ikinci programımıza başlıyoruz. Hazırsanız, hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Hazırsanız bugünkü Evleneceksen Gel başlıyor. Evleneceksen Gel. Evet, güne güzel bir buluşmayla başlayalım. Bugünün ilk buluşturması. İkinci günün ilk buluşması. Bugünün ilk buluşması. Bugünün ilk buluşması. Evleneceksen Gel ikinci gününün. Ay Uğur çok tatlısın ya. Ay ne oldu? Orada bir şey çıktı. Kargaşa çıktı orada tepelerden. Sakin olun arkadaşlar. Ay tepelerden bile seyirci her yağıyor şey, üstümüze vallahi, şuradan. Ne kadar kalabalık bugün burası böyle. Maşallah. Sakin olun. Evet. Evet. Bugünün ilk buluşturması Neslihan. Neslihan Hanım'a talip varmış. Dün evet. Arayan beyefendi mi bu? Tolga Bey arkadaşlar. Arayanlardan biri. Dün arayanlardan Tabii. biri değil mi? Arayanlardan Peki. biri. O zaman 26 yaşında, doğru. 26 yaşındaki. Dünkü telefon bağlantılarımızdan biriydi. Neslihan içindi telefon, evet. Ve Tolga gelecek. Neslihan için. O zaman önce davet edelim. Hangisi gelsin? Önce Neslihan Hanım gelsin. Neslihan sonra gelsin. Evet, Neslihan Hanım geliyor efendim. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk. Neslihan dün telefonla bağlandı. Talibin bugün burada. Heyecanlı mısın? Evet. 26 yaşında Tolga. Nasıl bir şey bekliyorsun mesela sen? Ya ben küçük zaten istemiyordum. Hmm. Evet. Sen kaç yaşındasın? 31. Şimdi Tolga 26. Sen de bir küçük duruyorsun. Yüzün evet. gözün bir küçücük de. Acaba ondan mı? O yüzden mı? Herhalde. Olabilir yani. Bu, Minyon bu yüzden... duruyor, güzel duruyor. Hanım hanımcık duruyor. Güzel durmuyor. Güzel zaten. Yani evet yani güzel. Yani güzel de çok güzel duruyor yani filan. Güzel bilgi evet. Toplamaya Peki duruyor. Neslihan'cığım evet. yerini alıyoruz tatlım seni. Evet. Ve Neslihan'ı dün telefonla aradı. Tolga 26 yaşındayım dedi. Her ne kadar Neslihan ben küçük istemiyorum diyorsa da arayanlar hep küçük be kardeşim. Acaba Neslihan mı dedik küçük duruyor o yüzden... Evet. Göreceğiz bakalım. Neslihan davet edelim mi? Gelsin. Gelsin mi? Kapıdan Tabii. nasıl biri girsin istersin? Şöyle esmer, uzun boylu, yoksa kısa boylu, sarışın, tıknaz, hafif kilolu. Yani nasıl biri olsa iyi olur. Dış güzelliği benim için hiç önemli. Sadece saygılı, çocuklarımla beraber yaşayacağım. Saygılı bir yer istiyorum bir evimiz. İnşallah. 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 Peki. Peki o zaman. Davet ediyoruz. Tolga gelsin. Buyurun Tolga Bey. Şiranay'da yavrum şira şiranay. Şiranay'da şiranay hopa şiranay. Şiranay'da yavrum şira şiranay. Şiranay'da şiranay hopa şiranay. Şiranay'da yavrum şira şiranay. Şiranay'da şiranay hopa şiranay. Şöyle aramıza. Hoş geldin Hoş Tolga. Bulduk. Dün telefonla bağlandın. Evet. Bugün evet. geldin. Evet. Tolga ne kadar zayıfsın ya. Bu ne böyle bir... Fit vücut. Yani şu kadar bir beli var Tolga'nın. İki karışım kadar şöyle ya. Bu fit mi? Vallahi zayıf. Yüzme spor yapıyoruz o yüzden. Yüzme sporu yapıyorsun. Evet. Çok zayıfsın be Tolga. Omuzlar var. Omuz var Belince, mı? İyi. Yüzmeden. Yüzmeden.
Peki Tolga, başka ne işle meşgulsün? Ya şu anda bir ay kadar oldu çalışmıyorum. Eyvah. Kötü bir şey. Eyvah. Ya bu kötü demek şey değildir mi? Ki hep işsiz kalacağız. Demek değildir tabii. Ne iş yaptın daha önce? Çocuk. Aşçılık yaptım. Aşçılık. Evet. Ha, meslek iyi. Aa, meslek aç kalmazlar. Meslek en azından güzel. Bulup pişir. En azından evde yaparlar diyorsun. Yok yok, çalışır. Hadi bakalım. Tolga'cığım şöyle alıyoruz evet, seni. Tolga ve Neslihan görüşüyor. Alkışlıyoruz Tolga ve Neslihan. Şengen Hanım abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Biz de duyalım bu sesleri, hiç duymuyoruz. Yüksek sesle konuşun, biz yüksek de duyalım. Yüksek sesle konuşun. Aa, ben çok evet. merak ederim, çatlar burada. İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nereden geliyorsun? İstanbul. İstanbul. Ne iş yapıyorsun? Şu anda çalışmıyorum. Yaşın 26 idi değil mi? Hı. Niye ben 26 ve 31 yaşındaki bir bayan? Gördüm, beğendim, geldim. Dış güzellik çok mu önemli? Dış güzellik değil. Ne? Farklı özellikler diyelim. Sadece güzellik açısından gelmedim ben. Farklı derken tanımıyorsun. Açık konuşabiliyor muyuz? Evet. Tabii ki açık. Açık konuşabiliriz. Rahat geniş ol çocuğum. Yüksek sesle konuş çocuğum. Yani konuş. Çok açık da konuşmuyoruz tabii. Açık saçık konuşmuyoruz yalnız. Öyle değil yani, canım. Açık ve net. Açık konuşalım net derken. Net anlamında dedi. Yani şimdi bugün çocuklar falan da ekran başında, aman. Evet, açık konuşabiliriz ama saçık konuşmayacağız. Buyurun. Uğur Bey, ben hani cevabı ister olumlu ister olumsuz olsun diye değil. Ben sadece yüzünü görmeye ve bana sadece 5 dakikasını ayırmaya geldim buraya. Bir çay içip sonra gidip gitmeye sen geldim. Bize niye söylüyorsun sen bunu? Uğur'a niye söylüyorsun? Yani bana niye söylüyorsun? Kızı benimle mi çay içeceksin? Oğlum Neslihan'a söylesene bunu sen. İkna dön et. Kızı ikna onu. Et. Biz evet. burada bekliyoruz. Buraya kim gelirse gelsin benim için değerli. Tabii ki de çayla içeceğim, dinleyeceğim de. Tek sen değil, herkes de. Benim için gelmiş, bu kadar yorulmuş. İki çocuğum var biliyorsun. Biliyorum. Sorun olmayacak mı senin için? Olmaz. Ne dedin? Biz duymuyoruz. İki çocuğum var diyorsun. Biraz daha yüksek sesli, evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey çok merak ettim Neslihan. Mutlaka ki sen de merak ediyorsundur. 31 yaşında, iki çocuk annesi bir kadınsın. 26 yaşında bir delikanlı. Buraya sana talip olarak gelirken anasının babasının rızasını almış mı? Onlar evet. istiyor mu? Kız sorsana. Annenin babanın haberi var, var mı? Bir şey demediler mi? Bir şey demediler. Bir şey... Ne diyor? Bir şey demediler. Bir şey demediler derken problem bir şey demiyoruz. Ne halim varsa gör mü dediler. Yok yani. Yok estağfurullah, öyle bir şey yok ya. Ya benim ailem ne kadar da hani yani şey olmuş olsa bile hani benim görüşlerime saygı duymak zorundadırlar. Ne olmuş olsa? Ya ne olursa olsun. Ha. Yani şimdi geçmişe bakılırsa da yani dul bayanların evlenme gibi bir lüksü hani söz konusu zaten olamaz. Evet. Ya Peygamber Efendimiz nasıl dul biriyle evlenmişse biz de olabilir diyorsun. Olabilir. Yani ailen gördü mü Neslihan'ı peki? Ben bu kıza gidiyorum anne baba dedin, bence gördüler mi? Bence dul bir bayan değil de o kelimeyi ben çünkü kız korkuyor. Sen seversin de annesi nereden buldun bu çocukluk adını getirdin falan der diye korkuyor kız. Ya ben anlaşacağımı düşünüyorum kendisiyle. Annen anlaşacak mı ama? Anlaşırlar. Ben anlaştıktan sonra beni evlatlıktan reddetme gibi durumları söz konusu olamaz. Ya reddedecek ya da anlaşacak diyorsun. İkisinden birisi ama red yok. O zaman Tolga'nın Neslihan'ı ikna etmesine kaldı iş. Neslihan'ı ikna et. Neslihan o kayınvalide adayını görmeden ikna olmaz gibi geliyor bana. Getirsin anasını da. Ya şimdi şöyle bir şey. Benim kızım 11 yaşında, 26 yaşında hiç evlilik yapmamış. Acaba o yükü kaldırabilir mi? İki tane çocuk. Maddi manevi. Çünkü çok zor. İki tane... Güzel gülüyorlar ama. Evet. Ben karışmam. Neslihan sen şey mi takıldın? Bu ailenin haberi yok. Bu çocuk buraya kaçak geldi. Yok, elektrik almaya geldi. İstiyorsan canlı yayında bağlayabilirsin. Ailesinden habersiz elektrik almaya gelenlere kaçak elektrik diyoruz. Yok, kaçak yok. Geliyorlar böyle. Öyle mi? Evet. Bu terimleri öğret bana ortak. Kaçak elektrik bunlar. Kaçak geliyorlar. Ortağım, toprağım, kurbanım bunları öğret. Sonra kızlar da kaçak elektrik kurbanı oluyor sonra. Öyle mi? Burada kurban etmeyiz canım Allah'ın izniyle. Neslihan çok aile oğlum, önemli. Oğlum bize ne bakıyorsun? Kızı ikna et. Yok siz konuşuyorsunuz, sizi dinliyoruz. Biz aramızda konuşuyoruz, boş ver. Biz evet. Bir şey ettiriyoruz. Ben burada konuşamıyorum ama.
Sen dışarı mı çıkarmak istiyorsun kızınız? Nerede konuşmak istiyorsun? Çay içebiliriz. Nereye? Dışarıdaki pastaneye mi? Nereye? Fark etmez neresi olursunuz. Bak bizim çay içme yerimiz şurada. Uğur, bir şey söyleyeceğim. Evet. Sana dönüp bakıyorlar. Abi bir dur ya. Kızım beni abisi sanıyor herhalde. Abisi ya da babası sanıyor. Ya bir, evet ya. Sen bir karışma. Ha, öyle diyebiliriz. Biz ilgilenmeyelim. Abisi sayılırım. Bak biz şu tarafa bakalım. Onlar konuşun çocuklar. Yapabileceğini, kaldırabileceğini zannediyor musun? Yapabileceğimi, kaldırabileceğimi düşünmesem, kendime güvenmesem buraya gelme. Gelmek çok basit ama sonraki yollarda yarım bırakmamak önemli. Çok uzun bir yol. İki tane çocuk, ikisi de okuyor. Okusunlar. Maddi, manevi. Sorun değil yani bir çocuğun okul masrafı veya boğaz masrafı, evin masrafı ne kadar olabilir ki? Şimdi bekar bir insanla gezmeye gittiğin zaman çocuklar yaramaz. Kaldırabilecek misin? Yeri geldiği zaman bağırıyor, yeri geldiği zaman çok yaramazlık yapıyor. Kaldırır mı? Kaldır. Ne desem evet diyor. Evet, şimdi? Şimdilik evet. Yani sonunda evet demesi önemli. Bir çay içmek istiyorsun, içmek. Tabii tabii. İçmek dedim, içmek istiyorsun. Peki. Öyle mi? Oturayım. Bir şans vermek, dinlemek bir istiyorsun dinleyeyim. En azından. Evet. Bence de dinle, temiz bak bir delikanlı. Biraz bir konuşun bakalım. Biz çünkü adaylar tanıyacağız herhalde. Efendime söyleyeyim, telefonlar alacağız. Tamam. Birazdan Neslihan'a soracağız. Neslihan ne diyorsun? Görüşmek ister misin? Evet mi, hayır mı diye. Eğer evet bir çay içelim derse olur. Bizim peki şey mi yapıyoruz yok. Şimdi? Balkona gönderiyoruz değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Tamam. Ne yapalım? Sen... Balkona gönderelim. Aynen. Biraz da orada sohbet etsinler. Evet. Sonra? Olur. Burada biraz veya biraz daha burada konuşmak daha istiyorum konuşun. Diyorsan konuş. Biz sesinizi alıyoruz yayında. Siz konuşun. Tamam. Ya çay bir adayımızı tanıyalım biz bu arada. Tabii ki. Evet, Elif. Evet. Sorun aramıza değil. Katılan Elif Hanım'ı yani, bir tanıyalım. Buyurun Elif Hanım. Elif Hanım geliyor. Biliyorsun buyurun. Bazı şeyler anlattım. Buyurun. Korktu. Buyurun Elif Hanım. Hoş geldin. Bir gaydeli gaydeli geldin. Orkestra bir türlü giremedi. Elif Hanım deyince girmeniz lazımdı. Neyi beklediniz anlamadım. Efendim? Siz balkondan geliyor sandınız. Yok balkon dışarıdan nere? Geliyor. Elif aramıza yeni katılıyor. Ha şuradan. Adaylar arasında neresi? Değil. Nereden gelirse gelsin. Size ne siz? Bakın gaydenize. İşte geldi. Elif hoş geldin. Nereden merhaba. Geliyorsun? Bir anlat bakalım kendini. Hoş bulduk. Ben Kadıköy'den geliyorum. Evet. 29 yaşındayım. Hiç evlilik yapmadım. Ailemle yaşıyorum. Ben neleri sevdiğimi söyleyeyim. Ona göre de hani karşı tarafın karşıdan ne beklediğimde anlaşılır diye ailen düşünüyorum. Ailen kimler? İzliyorlar mı ailen şu an? Ailem evde. Evden izliyorlar. Burada kim kimse var? Yok. Anne var. Ailem, annem, kardeşlerim. Evet, ve buraya geldiğinden dolayı haberlerim var. Evet, evet tabii. Ben neleri seviyorum? Sinemaya gitmeyi çok severim. Yürüyüş yapmayı severim. Seyahat etmeyi seviyorum. Hı. Böyle pek evde oturan bir insan değilim yani. Benim gibi düşünen. Bugüne kadar talipler oldu da ben seçici davrandım diyor evet, musun yoksa evet. Zaman bu zaman mı? Çok seçici davranıyorum aslında. Hani karşılaşıyorsunuz, tanışıyorsunuz ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Biraz da seçiciyim. Başak Burcu ile alakalı galiba. Hmm. Bayağı seçiyorum yani. Detaylara takılıyorum biraz. Onunla ilgili galiba. Evet. Annen nasıl bir damat istiyor? Şimdi annen izliyor ekran başında bu. Annem, o ne düşünüyor acaba? Nasıl annem biri olsun? Annem öyle işi gücü yerinde olsun. Baban gibi olsun diyor. Baban gibi olsun. Evet. Babanın işi gücü yerinde o zaman. Tabii evet. Ne iş yapıyor baba? Yani babam benim turizm işi yapıyor. Oh, ne güzel. Ajantamız var. Oo güzel. Hani onun gibi böyle maşallah. Güçlü, kuvvetli, sahiplenici, hani her şeyi yapabilen, aileye, yuvaya bakabilen. Olan erkek. İnşallah. İnşallah evet. Elifçim. Ama peki senin annenin isteği bu. Yani benim de isteğim. Senin de isteğin. İşi gücü en önemlisi işi gücü yerinde olsun. Hani böyle bir kafanda şöyle bir şey bekliyorum diyor musun? Yani sevecen olsun. Yani neşeli olsun. Böyle karşılıklı sohbet edebilelim her konuda. İşte ben mesela dediğim gibi hani sinemaya gitmeyi seviyorum beraber mesela. Gidelim, birlikte gezelim. Hani sinemaya gidelim, birlikte filmlerden konuşalım, kitaplardan kimin konuşalım. Elif'in annesi mi hatta? Elif annen arıyor. Tolga'nın annesi mi, Elif'in annesi mi? Yok, Tolga'nın annesi. Tolga'nın da Elif'cim bir saniye alalım bekle. Tolga annen hatta.
Tolga'nın annesi arkadaşlar. Eyvah, habersiz geldiysen yakaladı seni. Gözü kör olmayasıca niye gidiyorsun öyle ya falan diyecek herhalde. Dur beni görüyor musunuz? Tolga'nın annesi değil mi hatta olan? Tolga, evet. Alo. Efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Tolga'nın buraya geldiğinden haberiniz var mıydı? Evet, var. Haber verdi bana. Peki, Neslihan'ı beğenerek ve Neslihan'a talip geldi ama Neslihan... Belki de siz birazdan eleştireceksiniz ya da hayır onay vereceksiniz bilemiyorum. Ama evet. Neslihan zaten baştan tavrını koyuyor. 31 yaşında iki çocuk annesiyim ve ben genç istemiyorum diyor. Çünkü evet. Kızım 11 yaşında diyor ama Tolga ısrarlı. Siz ne diyorsunuz Tolga'nın annesi olarak, bir anne olarak? Bir anne olarak ben evli bir bayanı tercih etmiyorum. Ama kendi kararı. Anlamadık yani. Ya ses biraz çatladı. Evli olan bayanı tercih etmiyorum evlenmiş mu dediniz? Ayrılmış, evlenmiş ayrılmış bir kızı bayanı. Demek evet, tercih etmiyorum. Bunu baştan beri söyledim ama çocuk yani. Tercih etmiyorum. Kendi kararı ise bir şey diyemem. Saygı duyuyorum. Ama beni soracaksanız, benim fikrimse ben kesinlikle hayır diyorum. Yani ben oğlum için böyle bir eş adayı düşünmüyordum diyorsunuz. Evet. Tolga, Neslihan bir şey söylemek ister misiniz annenize? Yani konuşmak istediğiniz Neslihan, bir şey var şöyle mı? Biraz dönün. Bir konuşun bakalım. Tolga'nın annesine bir merhaba de Neslihan. Ya benim için anne çok önemli. İlkten annesinin evet demesi lazım. Evet. Yani anne... Anne evet demeyince hiçbir zaman, yani çok da sevsem, uğrunda ölsem de kesinlikle hayır. Evet. Çünkü anneler çok önemli benim için. Şimdi, ben de anneyim. Sen de annesin, o da anne tabii ben ki. Ben de istemem. Tolga anne, annenin işte bak Neslihan'ın korktuğu başına geldi. Anne daha evet. Önce evlenmiş biriyle evlenmeni istemiyor. Ya şimdi anne. Tanımadan, bilmeden, etmeden ön yargı yapmak kimsenin haddi değil. Benim annem bile olmuş olsa, benim babam bile olmuş olsa benim kimse hayatıma, özel hayatıma hiçbir şeyime karışamaz. Peki. Bir dakika, olmaz ama hayır olmaz. Bir dakika. Halil anne. Yorum yapmak istiyor. Halil mikrofonu al yani, Halil. Oğlan annesi için benim özel hayatıma karışmaz diyemez yani. Hiçbir çocuk annesi için bunu diyemez. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Ben özel hayatına karışmayacaksam benim telefonum niye bağlandı? Benden niye konuşuldu şimdi? Hakkınız var çünkü siz annesiniz. Tabii ki karışacaksınız. Biz sizin yanındayız. Doğru bunu doğru söyleyen biz değiliz ama. Kendi evladınız ben söyledi. Sakın yanlış anlamayın. Tolga konuştu biraz önce. Tolga'ydı konuşan. Konuşan oğlunuzdu. Hanımefendi. Tolga annenle sen biliyorum. Konuş bir bekleyin. Anne. Çocuğumun sesini tanıyabiliyorum da Tolga'cığım bak benim fikrimi söyledim. Ya ben anne kendi tamam. Fikrimi söyledim. Tamam oğlum da kararlıysa bak dedim ki eğer çocuğum da kararlıysa saygı duyarım dedim. Senin hayatın senin şeyin ama benim fikrimse ben hani zaten baştan beri söylüyorum hani yıllardır böyle bir şey yani bilmiyorum çocuklu olması sorunlu çünkü geçinemezsiniz. İki gün sonra üç gün sonra problem olur. Bu zamanda insan kendi çocuğuna evde tahammül edemiyor. Yanlış mıyım? Hani ben şimdi normal şeyleri konuşuyorum yani herkesin hayatını. Ben mesela senin 26 yıllık annenim. Annedir. Geri geldi mi ben senin o evdeki tavırlarına katlanamıyorum. Sen elin çocuğunun tavırlarına nasıl katlanacaksın mesela yani? Anlatabiliyor muyum? Ne söylüyorsun? Sen kendi çocuğu gözle bakıyor geri geldim. Ha tamam ben anlaşıyorum. Biz hiç problem yapmayız. 2 ay, 3 ay, 1 sene sonra hiçbir problem çıkmaz diyorsanız saygı duyarım. Ben ileride kötü şeyler olacak diye tırsıyorum. Anlatabiliyor muyum? Anne sen içini rahat tut. Gönlünü ferah edin. Tamam mı? Akşam geldiğimiz zaman bol bol oturup konuşuruz. Sıkıntı etme, dert etme. Bir kere zaten ekranla bir telefonda konuşup da anne falan değil. Önce bir bayanım benim görmem lazım. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Benden konuşması lazım. Saatlerce, günlerce. Bakayım o fikrinde ciddi mi? İki günlük mü? Bir senelik mi bu evlilik? Ben mesela bir çocuğumu ömür boyu evlilik kalmasını isterim. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Sen artık benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun anneciğim anladım. Yani. Anladım. Anladım. Neslihan söyleyeceğim bir şey var. Neslihan evet. Söyleyeceğim bir şey yok. Bir saniye. Tolga yok. Annenin adı ne? Nurgül. 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 Nurgül Hanım. Evet. Seda ben. Bir de Neslihan'la konuşmanı istiyorum. Ondan sonra lütfen hatta kal. Konuşacaklarımız var. Tabii ki bir anne olarak çok haklısın. Muhakkak. Çünkü her annenin evladı için düşündükleri evet. Vardır. Bir gelin modeli vardır.
yapmak istedikleri vardır. Oğlun en iyi tabii utanır. Tabii ki. Aynen. Tabii ki seni de dinleyeceğiz. Dinledik de. Şimdi Neslihan'la da bir konuşmanı istiyorum. Neslihan, sen de Nurgül Hanım'la bir konuş. Haklı, bak şimdi benim de bir oğlum var. Benim oğlum da büyüdüğü zaman, benim de karşıma bu şekilde geldiği zaman ben de kabul etmem. Tepki veririm. Ama tanımak lazım tabii ki de. Yani o da kendince çok çok haklı. Kaldıramaz diye korkuyor. Evliliğim bitmemi... Ben çocuğumu, bak benim çocuğum oradaki, benim çocuğum benden iyi kimse tanıyamaz. O kendini bile tanıyamıyor. Ben daha çok iyi tanıyorum. Benim çocuğum dört dörtlük insandır. Çok iyidir ama çok sinirlidir. İki gün sonra sinirlenip de çocuğa, çoluğa, hani evlilik başka bir şey, kendi çocuğu başka bir şey, ayrı konu. Yanlış anlama beni güzelim, hani gerçekten bak. Ama iki gün sonra biz ayrılıyoruz bilmem ne falan filan denir. Çocuklar problem denir. Ondan sonra benim çocuğum ayrılacak. Ondan sonra da ayrılmış bir çocuk olacak. Hiç evlenmemiş çocuk dul olmuş olacak. Konuşacağız. Anlatabiliyor muyum? O anda bir şey diyor. Tolga ne dedin Neslihan'a? Konuş annemle. Konuş anneme diyorum. Tanışacağız konuş. Ben buraya pat çat evlenmeye hadi gidelim hop demeye gelmedim ki zaten. Zaten benden, senden tanış. Görüş, konuşalım senden. Anne ben ya, ayrıntılı konuşalım. Anlatabiliyor muyum? Ama senin çocukların problem olur diye düşünüyorum. Kocaman çocuklar. Yanlış anlama lütfen beni. Hani illaki boşanmadan evlenmeyecek diye bir şey yok. Ama gel gelelim, farklı bir olay, bekar bir çocuk hazır olamaz şu an. Bilmiyorum ki ne diyebilirim, bir şans meselesi, kader meselesi yani bu. Evet. Haklı mı buluyorsun anneyi Neslihan? Ya haklı ama bir 5 dakika oturalım, çay içelim, konuşalım. Ondan sonra kararımızı verelim. Anne, Nurgül Hanım, bir 5 dakika dışarıda bir çay içip konuşalım diyor çocuklar. Siz ne diyorsunuz buna? Tolga'yla mı? Evet, Neslihan'la Tolga. Ya şimdi o isterse 3-5 gün konuşsun. Benimle konuşması lazım. Anlatabiliyor muyum? Tamam, çocuğum, kendi çocuğumun hayatı. O ilerletecek. Birbirlerinden anlaşmaları önemli. Bir saniye Nurgülcüğüm. Benim de onların ciddi olduklarını anlamam lazım. Anlatabiliyor muyum? Peki. Yani bu 2 ay, 3 ay. Peki bir saniye bekler misin Tolga? Yine o arada bir şey söyledin. Bir şey söyledin o arada. Tanışmak işte istiyor annem sana dedim. Zaten orada da söylüyor. Anneme ya. Tanışmak istiyor evet. Dedin. Tanışmak istiyor. Hiç tanışmak istiyor gibi durmuyor. İstiyor musunuz Nurgül Hanım Neslihan'la tanışmak? İsterim, konuşmak da isterim. Benden bir konuşsun. Ciddiyetini anlayayım. Yani ne bileyim, ciddi olduklarını. Yani o şimdi bu telefonla konuşma olacak iş değil yani. Hemen pat diye ben evet diyemem ki telefonda. Peki Mustafa'yla bayağı konuşulmuş. Mustafa bir yorum yapsın mikrofonla. Evet, mikrofonu yakın tut Mustafa. Tolga Bey daha önceden Neslihan Hanım'a başka ismi kanalda görüşmesi olmuştu, ben izledim. Neslihan'ı uzun zamandır zaten takip ediyordum. Yani biraz ilgim vardı yani. Olumsuz cevabını söylemiştim ona. Ama gene arkadaş bayağı cesaretliymiş. Gene talip olarak kendisine. Sizin isminiz neydi beyefendi? Benim ismim Mustafa. Benim isim de Tolga. Ben programda, daha başka bir programda hiçbir şekilde... Katıldınız. Ben biliyorum. Tamam, katılmış olabilir ama bu şekilde hiçbir şekilde hani burada dışarıda bulunmadı. Dışarıda görüştüğünüzü de biliyorum ben. Dışarıda da görüştünüz. Sen nereden biliyorsun Mustafa onları ya? Çıktı ortaya. Neticede yani olmayacak şeyi... Ana bunlar birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar. Seda Hanım şöyle... Ben biliyorum çünkü kendisine karşı yani biraz şeyim vardı. Bir ilgim olduğu neyim için... Neyim var? İlgin zaten vardı. Hiç eksik olmadı ki. Peki bir saniye bekleyelim. Kapıdan ama kovuyoruz bacadan... Bir daha gelmesi beni kapıdan şaşırttı. Kapıdan kovuyoruz bacadan... bile. Beni nerede kapıda kovdunuz? Sen hiç bana yorum yapma bir kere. Hakkın yok ki bunu. Neden? Hayır, hakkı yok. O ben bilmiyorum ebeliyatı. Bana çok da kendi çok iyi biliyor yani. Şimdi, kendisi... Ama benim gibi bilmeyenler de var. Neslihan Hanım, ona bakarsan siz bana talip olacaktınız. Ben talip oldum. Size talip. Tabii ki. Ben... Bak şimdi kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok işin altına şeyler çıkar. Ha, öyle beni mi? Beni konuşturmayın yani. Ha, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Ben evet. Bilmediğim için. Ben sana bir şey söyleyeyim Mustafa, mi? Mustafa mı? Mustafa ile Neslihan'ın bir görüşmesi oldu. Ve olumsuz sonuçlandı. Olabilir. Tamam. Geçmişi kurcalayıp değişmenin bir anlamı yok. Evet. Ben buraya geldim. Sen ister yorum yap ya ister yapma, içinde kalsın. Ortalığı karıştırma efendim. Çalışma. Tamam mı? Olmayacak, duaya aminler. Sen onu bırak. Ben aminliyim de onu Allah kabul etsin. Bir şey demiyorum. Allah yolunu açık etsin. Olacaksa da. Evet. Tamam. Evet. Evet Hüseyin. Teşekkür ederim. Evet. Yakın. Önce annenlerin izni da geldi. Bir. He. Annenlerin izni alacaksın. Öyle sık sık gelirim yok, bir dakika. Önce annenden izin alacaksın, bir. Zaten İkisi, benim annemin iznimiz her şeyi var. Önce laf dinlemesini öğren, bir dakika sabret. Neyi demem öğreneyim? Ne konuşuyorsun? Dinleyeceksin. Ben yorum yapıyorum.
Annenden izin alacaksın bir. Zaten izin olmasa o ben kadının, izin verdim demez. O hanımın iki tane çocuğu olduğunu biliyorsun iki. Tecrüben yok üç. İşin yok dört. Ben saymaktan bıktım yani, bu iş olmaz. Sen o zaman sayma hiç de bıkma. Konuş ondan sonra. Tamam gel. Tamam. Hüseyin Bey, sen tamam. Sayma da bıkma da. Peki olmaz, Murat olmaz. Bir şey söyleyecek. Olmaz. Hüseyin bir saniye bekle. Evet. Buyur abi. Mikrofon yakın Murat. Buyur abi. Yakın tut Murat. Aynen. Yakın tut yakın. Ben de sizin yaşınızdayken benden büyük çocuklu bir bayanla evlenmiştim. 6-7 ay sürdü. Çok pişman oldum. Yani ilk başta böyle iyi geliyor da ondan sonra çok pişman oldum. 28 senedir evlilikten soğudum. Hiç evlenmedim. Ne oldu? Yani karakter, yanlış bak, bir yola sapma yani. Benim yaşım 26 olabilir ama düşüncem 30-40'tır. Bayan, çok iyi bir insan ama yaşta evet. Çok büyük. Dediği gibi Hüseyin Bey'in tecrübesizsin, sonra da pişman olursun, onun için diyorum. Murat bir şey söyleyeceğim, mikrofon sende dursun, yakın tut. Ben sinir olmaya başladım. Ne oldu mesela çocuklu bir kadınla şimdi evlendin, senin çocuğun ben, yok muydu? Ben tecrübesizdim, yani biraz da saftım. Benden yaşlı çok büyük bir bayandı. Aşık oldum, evlendim. Sonra annem, ne oldu, problem babam, neydi? Çevrem. Tolga bilsin diye istiyor. Ya o da yapmaması tercih ederim. Zaten yani yapmasın. Yani. Ya ben bildiğim yani doğru yap. Sahibi olan Murat abi mi diyorsun? İsim Murat abi. Murat. Yani. Abi ben bildiğim doğruyu asla yanlış demem. Dediğim yanlışı da asla doğru demem. Ben dediğim dedik kafasında giden bir insanım, anladın mı? Sen hata yapmışsın. O senin karakterin, kişiliğin. Nurgül anne, benim karakterim, kişiliğim farklı. Nurgülcüm hatta mısın? Evet, bekleyeyim mi, kapatayım mı? Nurgül Hanım, siz Neslihan'la tanışmak ister misiniz? Tolga, ne bileyim, bugün ya da yarın Neslihan'la ekip arkadaşlarımız alıp size gelsinler mi konuşmaya? Olur. Tanışalım. Anne sağ ol, sağ ol. Veya dışarıda olabilir ya da sizin evde olabilir. Bir ziyarete, bizim ekip arkadaşlarıyla birlikte. Fark etmez, bizim evde olabilir, dışarıda olabilir. Fark etmez benim için. Tanışalım. Neslihan sen ne diyorsun? Bir gidip Tolga'la ailesiyle lazım. Tanışmak ister misin Tolga'nın? Olacak iş değil bu. Bir 5 dakika görüşelim. Ondan sonra kararımı verirsen. Sen önemli bir şey soracaksın herhalde bu 5 dakika. Özel bir şey soracaksın. Neslihan'la Tolga'yı peki. Balkona gönderiyoruz. Alkışlıyoruz Neslihan Tolga'yı. Evet, bakalım biraz konuşsunlar. Neslihan'ın kararına göre Tolga'nın annesi Nurgül'e ziyaret yapılacak ya da yapılmayacak ya da dışarıda buluşulacak ya da bakalım buluşulmayacak kararı birazdan zaten öğreneceğiz. Nurgül'ün huzuruna evet. Gidilecek mi gidilmeyecek mi? Elif burada kaldı. Elif'i şöyle yollayalım. Elif artık bundan sonra bizimle Elif birlikte. Elif aramızda olacak. Hoş geldin diyelim Elif'e. Tekrar hoş İnşallah. Geldin Elif. Ve... Dün programımızın ilk günü olmasına rağmen telefon bağlantılarımız gayet iyiydi. Evet. Bu telefon bağlantılarımızdan biri de Cumhur Bey içindi. Cumhur'a Talip var, Emine Hanım geldi. Önce Cumhur Bey'i alalım. Sonra da Talip'ini. Canım batak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Merhaba Talip'im var. Cumhur Bey nasılsın? Teşekkür ederim siz. Maşallah çok iyi görünüyorsun. Evet. Cumhur abi yakışıklı bugün. Dün kaç telefon vardı sana arayan soran bayağı vardı gerçi ama. Bir kişi aradı herhalde. Emine Hanım mıydı o, geleceğim diyen yarın? Bir hatırlıyorum ben. Biri daha sağ. Biri selam göndermişti. Evet. Antalya'dan. Bak ben hatırlıyorum. Geldi Emine Hanım. Hoş geldi. Geldiniz. Davet edelim mi? Bir tanışmak ister misin? Edelim. Edelim. O zaman Cumhur Bey seni şöyle alıyoruz. Cumhur Bey'i alalım. Evet şöyle. Fark etmez. Güzel. Evet. Cumhur Bey'e dün telefonla bağlandı Emine Hanım. Cumhur Bey'i bir de oldukça da övdü. Heyecanlı mısın? Ben bile heyecanlandım. Davet edelim Uğur. O zaman bakalım. Gerçekten heyecanlandım. Gelsin mi? Kim gelecek? Gelsin mi Cumhur abi? Gelsin, gelsin. Emine Hanım gelsin. Nasıl biri? Emine Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhur Bey'in bir yalnız kriteri var, olmazsa olmaz. Çocuklu olmaz diyor. Evet. Çocuk var mı? Bunu duymamıştım. Evet. Çocuğu var. Çocuğu varmış, biz geri gönderiyoruz Emine Hanım, olur mu Cumhur Bey? Yok, buraya kadar gelmiş bir görüşelim. Yok, geri gönderelim. Çocuğu var. Yok. Güzel. Olmaz diyor, beğendi çünkü Emine Peki, Hanım. Peki Emine'ciğim şöyle evet. Alıyoruz Buyurun. Seni. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Aynen. Öncelikle
nereden bir sorularım olacak size de. Antalya'da mı oturuyorsunuz, İstanbul mu, orayı tam... Ben şu an biraz Antalya'da sesi oturuyorum. Yükseltelim arkadaşlar, içeriye Antalya'da oturuyorum. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Burada da anladım. Yerlerimiz var. Anladım. Tam detaylı olarak... Dün siz telefonla aradınız değil mi? Evet, pazartesi evet, demiştiniz ama... Aynen. Akşam arandığım için bugün gelmek nasip oldu. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz teşekkür ederim. Biraz tanıtın kendinizi lütfen. Öncelikle ikinci çocuk annesiyim. Bir evlilik yaptım. Evlenmek istedim. Size talip çıktım. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Bu kadar. Kişisel hobilerim yani. Ben çok... Biliyorsun bayanlar alışverişi çok sever. Evet. Alışverişle meşgulüm daha çok. Kızımla yaşıyorum. Bir oğlum var. Oğlumla da babası bakıyor. Babasında. Yani çocuklarımın velayetleri babalarında. Onlar İstanbul'da mı yaşıyor? Evet. Kızımla yaşıyorum ben. Ailem. Kaç yaşında kızın? 18 yaşında. 18 yaşında. Hı-hı. Ve kızının haberi var mı Emine burada olduğunda? Evet var. Haberi var. Biliyor. Ama biraz önce partnerim Uğur da söyledi. Cumhur çocuklu kadın istemiyor. Tabii evet, öyle bir kadın çıkar ki bu fikrini değiştirir. Bence, bir erkeğin. Evet, Cumhur Bey geri göndermeyelim dedi yani gördü. Çocuk hı-hı, olmasına rağmen. Tabii canım buraya kadar gelmişim. Yani buraya kadar gelmiş dedi yakışmaz. Çocuk. Hiçbirimize yakışmaz. Evet. Peki. Onu ben duymamıştım. Yani ekranda izlediğim kadarıyla sadece... Tam detaylı bilgi almamıştım sizden için ama çocuklu olduğunuzu dün de bahsetmiştiniz. Çocuklu kişi istemiyorum diye. Evet. Fakat ben bunu duymadım. Siz buyur edince. Kaç yaşındasınız geldim. Emine Hanım? 36 yaşındayım. 36. Hı-hı. Genç de daha Emine Hanım. Evet, evet ben 55 yaşındayım. 55 yaşında evet, Cumhur Bey. Biliyorum. Aşağı yukarı. Yani 35 desek size 20 yaş fark var aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet. Sorun olmaz ben, mı sizin için? Ben evlilik için her zaman... beni anlayabilecek olduğu yaşta bir erkeği tercih etmiş. Ama Cumhur sen de öyle durmuyorsun. Yani o 55'lik moduna girme ya. Niye 60 mı duruyorum? Hayır hayır gayet fit, gayet iyi duruyorsun daha demek istiyorum. Duruyorum. Yani 36 yaşındaki bir kadının sana talip gelmesi normal diyorum. Evet. Şimdi yani fit de... duruyorsun, iyisin, kendine iyi teşekkür bakmışsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani ekranda gördüğüm kadarıyla hoş bir beysiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş bir bayansınız gerçekten. Güzel bir bayansınız. Teşekkür ederim. Cumhur Bey ne işle meşgulüz? Ben emekliyim. Emekli. Havalimanından. Herhangi bir ek olarak çalışıyor musunuz? Şu an çalışmıyorum. Kira gelirlerim var. Anlıyorum. İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da Bahçelievler, Şirinevler'de. Anladım, yakınsınız. Siz de herhalde orada çalışıyorsunuz. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum. Ama şu an Antalya'dayım. Anlıyorum. Neresinde Antalya'nın? Lara'da. Antalya'da ne yapıyorsunuz Cumhur Bey? Valla Uğur Bey bu sene tatile gittim orada. Evet. Burada da yalnız yaşıyordum. Hoşuma gitti dedim. Bir sezon burada kalayım dedim. Şu İstanbul'un bir sene şeyini. Bir yıl bir ev tuttun orada. Orada evet, kalıyorsun. Evet. Evet. Ne güzel. Sonra kaldın burada. Kalmadım. Ya 5-6 aydır falan oradayım. Gidip geliyorsun. Yani gidip geliyorum. Yalnız Emine şey böyle bir sihrine kapıldın. Konuşkan bir kadın. He Cumhur? Evet. Güzel bir bayan. Evet. Konuşkan. Acaba bu çocuk genç kriterini Emine Hanım'ı beğenirsek çocuk kriterinden vazgeçebilir miyiz? Olacak gibi sanki ya. Kızınız benim bildiğim Cumhur Bey vazgeçmezdi kızım ama. Kızım benle yaşıyor, oğlum babasıyla yaşıyor. Oğlunuzla eşiniz, ayrıldığınız eşiniz İstanbul'dalar mı? Evet, evet, evet İstanbul'da. Yine bu taraftalar mı? Yakınlar. Yakınlar. Yakınlar, evet. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben Engelliler Denişme Derneği'nde çalışıyorum. Yani hesap kitap, yönetici memur, gibi bir şey. Evet, orada yönetici güzel gibi. Emeklilik falan da İdare ediyoruz herhalde yani. İyi. Emeklilik babamdan biraz faydalanıyorum işte. O var. Evet. Aylık olarak gelirim 1500-1600. Evet. Değil. Cumhur Bey kriteri bozacak herhalde. Ne diyorsunuz? Vazgeçecek herhalde. Oluversin çocukla ne yapalım ben diyecek. Fatih Bey'den ki yorum alabilir miyim? Kimden? Kimden? Tamam. Buyurun hanımefendi Ayşe Hanım sonra Fatih Bey buyurun. Ayşe Hanım bir şey söylemek istiyor. Buyurun Cumhurcuğum Ayşe söylesin. Evet. Emine Hanım'la beraber geldik bugün diyorum. Emine Hanım'la beraber geldiniz bugün. Çok iyi bir bayan. Çocuklara sorun olmaması lazım. Teşekkür ederim. Çocukları sorun etmesin iyi bir evet, bayan diyorsun. Evet çok peki iyi bayan. Evet, çocukları Fatih sorun etmesin diyorlar sana Emine Hanım'la beraber gel. Ben bir sağırım. Buyurun. Cumhur abimle biz beraber Antalya'da yaşıyoruz. Onu evet da ben taşındırdım buradan. Yakın bir zamanda. Cumhur Bey'in çocuksuz istemesindeki sebep kendisi sakinlik istiyor. Yani evin içerisinde yaşamak istiyor sakince, huzurlu bir şekilde. Ama hanımefendi çok genç,
bakımlı, güzel bir bayan. Öncelikle de hoş geldiniz Emine Hanım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben Cumhur abinin konuşmasında fayda buluyorum. Yani Emine Hanım'ı bir tanısın. Çay içsinler. Olur diyor yani Fahri. Evet. Birbirine evet. Şans versinler. Bence versin. Başka Cumhur senin yorumunu istediğin? Herhangi biriz, kim istiyorsa yapabilir. Kim istiyorsa, evet. Mikrofonu Alaaddin verin, Bey. Alaaddin konuşmak istiyor. Cumhur Bey çok güzel bir insan. Emine Hanım da gördüğüm kadar gerçekten güzel. Teşekkürler. İyi düşünsün diyorum. Olabilir diyorum, çocuk sorun olmaz, zaten kendini yetiştirmiş 18 yaşında. İnanın bir deneyin. Ve güzel olacak sonra. Teşekkür ederim. Peki, Pekcan zannediyorum yorum Salim yapacak. Salim Bey, mikrofon var. Buyurun Salim Bey. Evet, sonra da Pekcan Bey'e de verelim. Sonra, evet. Tabii çocuğu sorun etmediği sürece bence tanışmalarında fayda var diye düşünüyorum. Sorun edilmeli mi sence? Ya çocuğun sorun edilmeli. Çocukların yaşlarını ben duymadım gerçi. 18 ve kaçtı? Büyük ya yani. Çocuklar artık. 18-13 yaşında. 18-13. Oğlum. Büyümüşler yani bir... Yetişkin bir büyük, evet. Yetişkin yani bir sorun olacağını da hiç tahmin etmiyorum. Bir tanımalarında da fayda evet. Var. Evet. Peki pek çok güzel bir tablo. Özellikle ben ister istemez empati kuruyorum, ramplase ediyorum kendimi, Cumhur Bey'in yerine koyuyorum. Gerçi ben evet. Cumhur Bey'den de 10 yaşta büyüğüm. Şimdi evet. Biz yaştaki kısaca erkekler eğer kısaca. Emekli ise evet. Hayata da bağlanması için. Genç bir hanımla evliliği gerek Cumhur Bey'in gerek hanımefendinin yararına. Çünkü hanımefendi de tecrübelerinden yararlanacak. Peki. Ömrünün geri kalan kısmını çok güzel geçirecek. İnşallah. 18 İnşallah. Yaşındaki kız artık büyümüştür. Okul, üniversiteye İnşallah devam İnşallah Pekcan Bey. Bakalım kararı ne olacak Cumhur Bey'in? Peki. Şimdi karar anı başlasın. Evet, karar anı için Cumhur Bey düşünüyor. Karar sen vereceksin, düşün. Çünkü Emine sana talip geldi. Şimdi Emine Hanım'la bir görüşelim, bir çay içelim. İyice bir tanıyalım biraz yukarıdan birbirimizi. Ondan sonra kararımızı verelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz Cumhur Bey ve Emine Hanım'ı. Bir kez daha tam bir duyulmadı. Cumhur'dan alalım Cumhur. Tekrar kararını söyler misin? Emine Hanım'la bir çay içelim. Birbirimizi biraz da tanıyalım. Ondan sonra kararımı vereyim ben. Peki. Peki. Gönderiyoruz Cumhur'u. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir bebek. Çık güzelim, çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de bebek. Şöyle aramızı alalım. Oturmadan burada şimdi isterseniz kararı alalım mı burada, ne yapalım? Alalım. Yoksa oturalım mı? Burada alalım. Peki. Evet Neslihan, çok merak ettik yalnız. Sen bir 5 dakika yukarıda bir şey soracağım, ondan sonra kararı veririm dedin. Bir bekleyelim. Bir daha şöyle bir gözden geçir Neslihan ve kararını söyle. Nurgül Hanım'a gitmek istiyor musun? Seninle tanışması için ona bir fırsat verecek misin? Tolga'nın ailesini Tolga'ya ziyaret etmek bir şans istiyor musun? Verecek misin? Evet. Yoksa hayır mı diyeceksin? Bir kendine şöyle bir daha bir gözünden geçir. Kararını alacağız. Bekliyoruz. Evet Neslihan, kararın nedir? Ya ben kimseyi kırmak istemiyorum. Evet kendince çok 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 iyi bir insan. Ya yaş, ya hep beni yaş korkutuyor. Yani benim 2 tane evladım var. Hani kaldıramaz diye çok korkuyorum. İleriki zaman sorun olacak diye korkuyorum. Şimdi kızım 11 yaşında abi, 10 sene sonra 21 yaşında olacak. 10 sene sonra ben kaç yaşında olacağım?
36 yaşında. 36 yaşında olduğuna bak, senin kızın 20 yaşında olduğuna ben... Sen 36 yaşındayken ben kaç yaşında olacağım? Kaç yaşında olacaksın? 40 yaşında olacaksın. Aradaki 4 yaş veya 5 yaş veya 10 yaş benim umurumda değil. Ama sen bana bir adım atmıyorsun ki, hep adım atan benim, hep adım atan benim. Ben buraya kendime güvenmesem gelmem. Benim şöyle, kimse umurumda değil zaten. İstedikleri gibi konuşabilirler. Anlatabiliyor muyum? Herkesin kendi düşüncesi. Tolga ile biz 8-9 ay önce bir başka bir programda tanışmıştık. Talip evet. çıkmıştı açık konuşmak gerekirse. Tabii ki canım. Evet. Ama bu şekilde bir taliplik olmadı. Böyle karşı karşıya gelip konuşmadık. İlk defa karşı karşıya gelip konuşuyorsunuz öyle mi? Evet, ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Ve evet. o zaman da anlatmıştım ben. Çok iyi bir insan, ailesi de çok iyi bir insan. Hiç kimse için kötü bir şey söyleyemem. Hep dediğim yaş problemi. Ama tek istediğim, bir kişiden yorum istemiyorum. Eğer hani az da olsa benim burada bir saygım varsa istemiyorum. Lütfen. Peki. Yani evet, o kişiye saygı, yani eğer yorum yapacaksa ben hiç gelmeme anlamı yok. Çünkü kendisi, herkes kendini biliyor. Lütfen. Yorum istemiyorum diyor ama... Kimsenin mi yapmasını istemiyorsun, Mustafa'nın mı yapmasını istemiyorsun? Bir kişinin lütfen yorum yapmasını istemiyorum. Özellikle yoksa... de Mustafa konuşmak lütfen. İstiyor. Sen ne istiyorsun bu kızdan? Ben bir şey istedim diyor. Yok da Seda Hanım, yalan konuşuluyor. İnsanlar dışarıda görüşüyorlar, sonra 70 milyonu kandırmaya çalışıyorlar. Bir saniye ben bir şey söyleyeyim. Yani görüştüler dışarıda. Seda. Görüştük diyor zaten. Kim görüşüyor kendisi dışarıda? Kendisi inkar etti en sonunda. İkisi Tolga mi görüşüyor? Evet, görüştüler daha önce de görüştüler. Ay Nurgül kalbine inecek Nurgül'ün kadını. Zaten haberi var. Alışveriş merkezinde görüştüğünü. Zaten haberi var dışarıda. Burada anlaşıldı. Haberiniz var mı söyledi. Sizin daha önce görüşmüş çocuklar? Ne kadar inkar etsin. Nurgül hattımızda mı ki şu an? Hatta değil ki. Ya ben neticede bir şey demiyorum. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Evlenecek olan kendisi zaten. Evet, anladım. Peki. Arkadaşımız Tolga cesaretiyle, yüreğiyle çıkmış gelmiş. Burada sizden bunu talep ediyor. Ve kendisinin karşısına çıkıyor. Evet. Olabilir, dışarıda görüşmüş olabilir. Olabilir. Yani bunun ama bir sakıncası çok oluyor. Var mı? 8-9 ay oluyor. Hani şimdi söyleyelim. Yani, değil, ben ya sorun değil, sorun değil. Arkadaşın belki içine ukde olmuş olabilir. Kendisi buluşamamış, yani görüşememiş ya. Onu dert etmiş Mustafa olabilir ya. Sıkıntı yok. Mustafa'la da olanı da söyleyeyim. Ayrıca olabilir. Şimdi, ayrıca hayır. Şu da olabilir. Bu da olan bir şey. Zaten çok sınırlı bir görücü usulüyle tabir ettiğimiz izdivaç programı var. Ve evet. belli ki bu adaylar bu programlarda dolaşıp duruyor. Çok normal bir şey ya. Çok normal. Yani orada adayını bulamaz, öbür tarafta bulur, o oraya gider. Bunlar o kadar normal şeyler ki anormal değil. İnsanların dışarıda görüşmesi de sadece Mustafa'nın söylediklerini sizin teyit etmenizi istedik biz. Yani inkar etmeyin, arkasında durun. Ya ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Hani yeni bir şey olan olsa tamam diyeceğim ki görüştük. Evet. 8-9 ay oluyor yani bu görüşeli. Peki bundan acaba Tolga annenin haberi oldu da var, mı var, bu kadar var. Tavırlı? Ne? Yani ondan mı tavırlı? Yok, zaten ben o programa çıktığım günden beri annemin hiçbir şekilde yine tavrı yok ki. Yani ben istemiyorum ama sen istiyorsan olur diyor. Zaten kendisi de bağlandı, tanışmak istiyorum ama diyor. Ama annen istemediğini söylüyor. Mu? O zaman da istemiyor. Yok, hayır. O zaman da zaten kendisi diyordu. Yaş problemimiz var. Annesi mi diyordu? İki tane çocuğu sen var. Sen daha önce tanışıyorsun annesiyle o zaman. Hiç konuşmuşluğumuz yok. Hiç tanışmışlığımız yok. Tolga ile Tolga'yla sadece. Peki Nurgül hatta tekrar. Tolga'nın annesi Nurgül. Nurgülcüğüm. Efendim. Burada tekrar iddialar ortaya atıldı. Dendi ki zaten onlar dışarıda epey zamandır görüşüyorlar. Bu zaman zarfında sen Tolga'nın, Tolga dedi ki annemin haberi var. Tolga'nın dışarıda Neslihan'la görüştüğünden haberin var mı hayatım? Yani ne zaman? Bugün önce, ilk defa sizin yanınıza geldi. Ondan önce ondan görüştüğünü bilmiyorum. Bilmiyorsun, evet. Ama yani... Bilmiyorum. Anne programdayken diyorum ben şimdi. Bak sen bugün bana az önce bir şey dedin var. Ya. Bugün sizden haberim var ama başka zaman açıyorum birkaç ay önceden beri konuştuğunuzu bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Tamam haberi olmuş oldu. Nurgül Hanım 9 ay önce de Tolga Neslihan'la görüşmek, yakınlaşmak istemiş olmamış. Şimdi evet, bugün de istedi. Ayrı. Belli evet, ki bu evet. Bu çocuk bayağı bir istiyor Neslihan'ı. Evet. Ama siz de çocuklu diyorsunuz. İki peşini çocuğu var. Peşini bırakmamış yani en azından. Şimdi beyefendi bakın benim şimdi demek istediğim benim o bayanla görüşüp konuşmam lazım. Telefonla hemen bir görür görmez aa evet tamam diyemem. Zaten ben hayır desem de onlar kararlıysa kadar kısmetse olur ayrı konu. Ama ciddi ciddi konuşmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Konuşmamız lazım diyor Neslihan. Konuşmadan zaten Nurgül Hanım.
Yani şimdi ben çocuğun üzülmesin diye ya da bayan işte seviyor diye, oğlum seviyor da hemen evet desem de ya dinlerler ya dinlemezler, ayrı konu. Ama görüşmemiz ve konuşmamız lazım. Peki Nurgül bir saniye hatta bekler misin hayatım? Neslihan, madem ki dışarıda da görüşmeleriniz sürdü. Bir gün görüştük. Görüşük derken aylarca, ama yıllarca belli ki değil. Tolga ısrarlı. Niye reddediyorsun? Ya ben size şunu söyleyeyim Seda Hanım. Seda Hanım. Yani Neslihan o programa gitmiş. Bu programa benim hiç umurumda değil. 50 tane programa da gitsin ben yine peşini bırakmam. Ben yine açık açık söylüyorum burada. Bana burada istediği kadar hayır. Ben yukarıda da kendisine söylüyorum. Bana hayır diyeceksen ben buraya inmeyeyim dedim. Ben az önce de annemin söylediği gibi sinirli bir insanım. Şu anda da bana sinir geldi, ben çıkmak istiyorum şuradan. Peki geç biraz dinlen, şöyle otur Tolga. Otur şöyle geç. Gel şöyle otur. Geç, otur dinlen şöyle. Tansiyonun biraz mu çıktı? Ne oldu oğlum? Dikkat et oradan inerken. Ben yani. Evet Nurgül Hanım. Ne diyeyim, ne sordunuz? Nurgül'cüğüm, Tolga dedi ki ben zaten sinirliyim, şu anda da çok sinirlendim dedi. Ve ne diyorsun buna, ne diyorsun? Ben zaten ilk telefonda bağlandım zaten, dedim çocuğum sinirli. Hani şimdi problemli bir evlilik, işte çoluklu çocuklu bir evliliği çekebilecek çocuk değil. Ben çocuğumu ben çok iyi tanıyorum. Ama işte dediğim gibi çok kararlıyım falan diyorlarsa artık ben yapacak bir şey yok. Çocuğumu ama tanıyorum. Ama yine de benim onlarla konuşmam lazım diyorum. Anlatabiliyor muyum? Peki Nurgül'cüğüm, tekrar bağlandığın için çok teşekkür ediyoruz. Anne olarak kadının duyguları bunlar. Neslihan, seni de şöyle alalım. Sen git iyice düşün bence. Birazdan kararlarını alalım. Evet, sakinleşsinler. Çünkü Tolga sinirlendi ve stüdyoyu terk etti. Neslihan tek başına kala kaldı. Kızcağız söyleyemedi bile söyleyecekleri. Birazdan neyse, dinlensinler. Şimdi bir buluşturmamız daha var. Evet. Gözde gelsin. Gir kanıma. Hadi bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Hadi bekarlık sultanlık derdin yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma. Bugün biraz değişti saçlar. Saldım bugün. Değişiklik olsun. Şöyle toplamıştın ondan mı? Salınca böyle mi oluyor? Ay kız çok güzel. Şöyle bir dön, arkanı da dön. Vallahi çok beğeniyorum ben Gözde, bunu. Gözde, senin memleketini en çok merak etmişler telefonlarla. Neresi memleket, anne baba? Ya aslında benim biraz karışık ama. Nasıl? Aslında köken Malatya. Yani babam aslen Malatyalı. Evet. Ben Konya doğumluyum. Anne? Annem Balıkesirli ama Samsun'da büyüdüm. Oo. İstanbul'da yaşıyorum. Çok karışık. Çok karışık. Evet. Güzel. Dün telefonla arayan beyefendi mi bu gelen? Evet, Yunus Emre geldi. Seni görmek için. Heyecanlanıyor musun? Heyecanlanıyorum tabii ki. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Siz de çok. İnşallah dilediğin gibi olur. Her şey 2015 herkese inşallah hayırlara, uğurlara i̇nşallah vesile hepimiz olsun. İnşallah Gözde'cim, şöyle alıyorum. Evet, davet ediyoruz. Gözde Hanım'ın dün arayan talibi Yunus Emre Bey geliyor efendim. Kararalım ballarda büklüm yollarım. Ne zaman zarfış oldum da kaldıramıyorum. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman zarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden yolculuk Yunus Emre? Hoş geldin. Ben Boğazköy Bahçeşehir'den geliyorum. Bahçeşehir'den İstanbul. Ay yakın. Yakın. Şuradasın be. Aynen, bekleriz misafirleri. Evet, inşallah. Ne yapıyorsun orada? Ne işle meşgulsün? Ben özel bir şirkette güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisisin. Neden Gözde'ye talip oldun? His, bir duygu hisseder insan. Öyle tamam mi? Onun arkasından koşar. Biz de onun peşinden, arkasından koştuk artık. Peki. Peki. Emre mi diyorlar sana, Yunus Emre mi diyorlar? Yunus Emre. Şöyle alıyoruz seni Gözde'nin karşısına. Konuşun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Ben İstanbul, Bahçeşehir, Boğazköy'den geliyorum. Kimle yaşıyorsun? Ailen tek. Ben annemle yaşıyorum. Annen. Baban yaşıyor mu? Babam ben 27 yaşındayken vefat etmiş. Ben 2 yaşındayken. Kendisi o zaman 27 yaşındaydı. Hiç görmedim. Annem de bir daha evlenmedi. Çok falan dediler, evlensene falan. Yok dedi, ben çocuklarıma bakacağım. Onlara büyüteceğim. Bizi bu zamana kadar yetiştirdi. Bu zamana kadar büyüttü. Ona hayırlı bir evlat olabildiyse ne mutlu bize. Ne iş yapıyordun? Güvenlik görevlisi ben sanırım. Ben özel bir şirkette güvenlik görevlisi. Ne zamandır aynı işe çalışıyorsun? Ben, ne kadar süredir? 15 sene bir şirkette çalıştım. Ondan sonra günüm falan dolduğu zaman ondan sonra tazminatımı alıp
Başka bir şirkete falan başladım. Daha önce evlilik yapmış mıydın? Tabii. Çocuk? Çocuk olmadı. Ha, ne kadar evlilik kaldın? 7 ay. Ne kadar süre oldu boşanalı? 6 sene oldu ayrılalı. 6 sene oldu. Hı-hı. Severek mi evlenmiştiniz? Yok. Yoksa bizim aile... görücü usulü. Anladım. Hı-hı. Nerelisin? Ben aslen Siirt. Siirt. Doğma büyüme İstanbul. Kaç yaşındaydın? Ben 35 yaşındayım. 35. Sormak istediğim şey var mı? Sormak istediğim bir şey, hoşlandıktan sonra eğer bir çayı kabul ederseniz, ondan sonra tabii ki sorularım olur. Ama şu anda değil. Anladım. Evet. Kararım hazır mı diyorsun Gözde? Yani bir 5 dakika konuşup ondan sonra karar verebilirim. Buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş, beni beğenmiş cesareti için. Ama senin sanki kararın şimdiden belli gibi. Ya bir konuşmak lazım, bir konuşayım yani. Peki biraz konuş 5 dakika o zaman. Birazdan senden karar alacağız tamam. Biz. Bir 5 dakika orada konuşun. Biz ya bu arada yeni bir adayımızı tanıyalım. Evet, yeni adaylarımızdan birini davet ediyoruz. Cengiz Bey geliyor. Hayır, gel benimle ol. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Aa. Ya söyleye söyleye gördüm diyorsun düşüyorsun ya. Diyorum ki basamak diyorum bana böyle yapıyorsun. Peki diyorsun. Heyecan diyelim. Ya bu basamağı arkadaşlar hafta sonu uzattıralım. Evet. Uçarak geliyor millet. Tamam uçarak da. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Şöyle mikrofon yakın. Evet. Çok iyi görünüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Uçarak geldiniz maşallah. Evet. İnşallah uçarak gideceksiniz. Evet. Ne arıyoruz? Kendimi tanıtayım dilimin döndüğü kadar. Evet. O zaman ne aradığım çok açık bir şekilde belli olur sanıyorum. Evet. Efendim herkese saygıyla selamlıyorum. Adayların hepsine hayırlı kısmetler diliyorum. İsmim Cengiz, İstanbul'da ikamet ediyorum. 63 evet. yaşındayım. Emekli devlet memuruyum. Evet. 55 yaşına kadar emekli olmuş, çocuk sorunu olmayan, boyu 1.60'ın üzerinde ve en az benim gibi lise mezunu bir hanımefendiyle tanışarak izdivaç kurmak istiyorum. İnşallah. 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 Neydi geçmişte meslek abici? Efendim. Meslek neydi geçmişte? Maliye. Maliye. Evet. Maliyeci Cengiz Bey. Evet. 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 Maliyeci Cengiz Bey. Hüseyin duydun mu? Nereye gitti Hüseyin? Duyuyor musun? Bak ne dedi. Diyor ki yaşıma uygun. Uygun. Bir hanımefendi diyor. Mikrofon verin Hüseyin'e. Bak Cengiz Bey ne dedi. Yaşıma uygun diyor. 50-55 yaşlarında dediniz değil mi? 55'e kadar dedim, evet. 55'e kadar ben dedi. Ne dedim? 30-35'ten 55'e kadar. Gönlüm uyarsa 65 bile söylemedim. Ha, görüntü önemli diyorsun. Evet, önemli. Ha, peki. Peki Cengiz abi. Peki. Hayırlısı olsun bakalım ne olacak? Hayırlısı olsun. Peki. Alkışlıyoruz Cengiz peki, Bey'i. Teşekkür ediyoruz. Evet ve Gözde'ye geliyoruz. Gözde, Gözde. 15 saniye süren var. Karar anına geçiyoruz. Düşünüyorsun ve kararını veriyorsun. Evet diyebilirsin, hayır diyebilirsin veya görüşüp bir çay içelim diyebilirsin. Karar sen anı için düşünme süren... Sen de buraya yanıma gelebilirsin mesela. Ben yanına yanaşayım senin, uzağında durmayayım. Düşünme süresi karar anı için başla diyoruz. Yunus Emre ne utangaçsın, baksana kıza bakmıyorsun bile. Baktıkça bakası geliyor ya. Fazla bakamıyorum onun için. Ne dedin Yunus Emre? Baktıkça insanın diyorum bakası geliyor. Fazla bakamıyor insan. Çok güzel kız. Evet güzel kız. Allah sahibine bağışlasın yani abi. Peki. Evet. Gözdeciğim ne diyorsun tatlım? Gözde'nin kararını almadan önce bir telefon alalım mı Seda? Alalım. Biraz alalım. Daha düşün yazık bak. Baktıkça bakası geliyor insanın dedi. Biraz Gözde, daha düşün. Kararsız da biraz Delim öyle görünüyor. Yansıma yapıyor. Gör, biraz aşağı inelim. Evet Seval Hanım. Değil evet. mi? Telefon bağlantısı öyle mi? Kim bu? Ne bu? Yanlış. Alalım Seval Hanım'ı buraya. Peki. Evet, evet. Buyurun Seval Hanım. Buyurun. Gel Seval söyle. Bir telefonum varmış. Bir alo de bakalım. Alo. Ki. Şimdi sonuçta ay. Çok düzgün bir insanı alo. Hani belki şey... Alo. Evet. Merhaba. Ne yazıyor? Merhaba. Gazi Bey. Mustafa Bey mi efendim? Adınız nedir?
Adınız ne efendim? Vedat Bey. Evet, Vedat. Vedat Bey, buyurun efendim. Şuradan okuyoruz. Kendinizi tanıtın efendim. Buyurun Vedat Bey. Ben 69 doğumluyum. Evet. Evet. Bizi telefondan dinleyin yalnız. Televizyonun sesini kısın, telefondan konuşalım. Evet. Neslihan Hanım burada. Pardon, Seval Hanım burada. Seval sen konuş. Sen evet. Neslihan, ben de Neslihan diyorum. Evet. Evet. Vedat Bey, nereden arıyorsunuz? Evet. İzmir. İzmir. Evet. Daha önce evlendiniz mi? İlk evlenmiş yapmadım. Yapmadınız. Evet. Ne işle meşgul, işini sor. Ne işle meşgulsünüz? Ben gaziyim. Asker gazisi. Anladım. Evet. Sor. Annem babam yok. Ufakken öldü. Babamın yüzünü görmedim. Anneniz annem babanızda mı yok? Ölmüştü. Evet. Annem beni doğum yaparken ölmüştü. Annem 3 aylık hamileyken babam öldü. Ben tek başıma yaşıyorum. Benim... Annenize de kendi annem gibi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü annesi büyüdüğüm için. Evet. Onu da kendi annem sayar. Evet. Bana sormak istediğiniz soru var mı? Siz nasıl bir şey istiyordunuz hanımefendi? Nasıl ne bir şey istersiniz? Yani sizin şeyiniz de diyor. Nasıl bir hayalim var yaşam, hayat, olmalı. Evet. Benim için insan olsun beyefendi. Gerisi önemli değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben garibanktan geldiğim için sizin herhalde anlıyorum. Benim öyle bağırışla çırışa işim yok. Ben içimden geleni söyleyeyim efendim. Dışıma vurayım. Dışımı görseniz de içim daha indir. Benim amacım sizi mutlu etmek. Elimden gelen çabayı da gösteririm. Aylık gelirim 2,5 milyar. Aylık 2500 lira geliriniz var. Evet. Ayrıca başka işte de çalışıyorum. Evet, güzel. Şu anda 1 milyar oradan alıyorum. 3,5 milyar. 2 milyar zaten yiysek dahil 1,5 milyarı bizim yememize de yeter, içmemize de yeter. Yazdığım, kendi yazdığım da var. Oh. Nerede isterseniz orada dururuz. İsterseniz sizin olduğunuz yerde, ister İzmir'de. Gelebilir mi? Bak, sor bakalım. Ne zaman gelebilirsin? Ne zaman isterseniz. Siz için uçarak gelirim. Ay, Gazi Vedat Bey nerede oturuyordu? Neresiydi yaşadığınız yer Vedat Bey? İzmir. İzmir. Gelin İzmir. Yarın gelsin o zaman Vedat Bey. Buyurun gelin. Oldu. Peki. Bekliyoruz Vedat Bey. Şimdi gel, sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki. Haydi şimdi gel, kollarına al beni. Şimdi gel, ah şimdi gel. Evet. Bir adayımız daha var sırada herhalde. Evet, Ferdi. Buradan kararı alalım da bunlar yer kaplıyorsunuz orada. Ne istiyorsunuz? Söyle Gözde. Gözde hala kararsız evet. Bakıyor Gözde ya. Niye o kadar kararsız değil kalmış? De yani gelmiş ama böyle hissedemedim yani. Olmadı. Olmadı diyorsun. Evet, iyi bir insan. Gayet güzel sohbet ettik ama sonuçta ilk evliliğim ben. Biraz mantıktan çok severek evlenmek istiyorum. O yüzden biraz duygu gerekiyor bunun içinde. Ki insan kendini tanır. Ben kendimi tanıyorum. İlk gördüğümde bazı şeyleri anlayabiliyorum. O yüzden. Yunus Emre ile olmaz diyorsun. Çok teşekkür ederim. Yunus ama... Emre sen bizimle devam etmek istiyor musun? Burada kalmak istiyor musun? Ya neden olmasın? Peki. Yunus Emre'ye de görüşmek isteyen olursa belki kısmet. Peki. Alkış. Şöyle alkış. Güzel. Ağzına sağlık Coşkun Yıldız. Evet. Evet, şimdi Ferdi Bey geliyor. Ferdi Bey'i davet edelim. Tanıyalım. Evet. Ferdi Bey gelsin. Buyurun Ferdi Bey. Canıma tak dedi aşk acısı. Ferdi gel, hoş geldin. Ya hoş geldin Ferdi. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kendini tanıt, nereden geliyorsun, kimsin, nesin? Ben Ferdi, 31 yaşındayım, Düzce'den geliyorum. Hiç evlilik yapmadım. Bana gelen adaylar 20-28 yaşlar arasında. Evet. Hiç evlenmemiş. Mümkünse memur istiyorum. Evet. Öğretmen. Hı. Bu tarzda yani kişilik karakteri oturmuş. Boy takıntım var. Boy takıntı. 1.76'yı geçmesin. Ha, uzun olmasın. Evet. Kısa olabilir. Kısa olabilir.
haklısı olabilir evet. ama uzun kadın istemiyorum evet. dedi. Niye boy takıntın var? Böyle bir geçmişte böyle bir şey mi yaşandı? Geçmişte böyle bir şey yaşanmadı ama kendimden yüksek istemiyorum. Kendimden yüksek. Ben böyle bakmak istemiyorum. Evet. Alçaklık kompleksi mi oluyor yüksek olunca? Niye öyle diyorsun? Kendimden yüksek bayan olmasın. Kendime yakıştırmıyorum daha doğrusu. Kendimden uzun boylu demiyor bak yüksek diyor. Bir sıkıntı evet, var bir... orada. Evet. Peki. E o zaman kızın maaşı da mı senden yüksek olmasın? Kızın maaşı yani 2000 lira. Tabii kendi ayaklarına duran daha iyi olur. Kendi çalışan. Ya maaşı değil önemli olan. Mühim maaşı olan önemli. Çalışsın diyorsun. Evet. Değil mi? Tamam peki. Başka hani böyle sarışın olsun, esmer olsun, şöyle olsun, böyle yok, olsun. Yok önemli değil. Ama şey olarak... şart koştu Uğur. Dedi ki evlenmemiş olması evlenmemiş lazım. Evlenmemiş olacak hiç. Yani mesela birden çıktı ama senin de kalbin titredi. Evlenmiş ayrılmış bir kız. Daha önce tecrübelerim olduğu için yani bu konuda olmaz. Yani. Olmaz konuşma yani. Yine de bak peki. ne oluyor ne bitiyor. Bak şimdi geliyor Neslihan'la Tolga onların kararını da alacağız. Peki o zaman evet. Ferdi'yi yerine Ferdi'ye alıyoruz. Ferdi'ye teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz Ferdi'yi. Evet Tolga sakinleşti. Tolga ve Neslihan'ı yanımıza alıyoruz. Gelin çocuklar. Gel bakalım. Belki televizyonu yeni gel açanlar vardır. Tolga'nın annesi telefona bağlandığında Neslihan'la ve Tolga'yla Tolga'nın annesi konuşurken Tolga sinirlendi ve stüdyoyu terk etti. Biz sakin de onlara olun. Biraz zaman verdik. Sakin, Tolga şu an iyi misin? İyiyim. Evet iyi. Tolga Neslihan, da iyi. Sen... Neslihan da iyi. İyi evet, evet şimdi. 2 dakika sonra kararı alacağız Neslihan'dan. 2 dakika sonra kararı alacağız. Bakalım Neslihan bize 2 dakika sonra nasıl bir karar verecek? Reklama evet. giriyoruz ondan sonra buradayız. Hadi bakalım. Evet. Evleneceksen geldi buluşma. Şahima gel tatlım yanımıza. Gel şu an. Alo merhaba ben Kutsal. Merhaba. Ben Küçükçekmece'de yaşıyorum. Tiyatrocu oyuncuyum mesleğim. Burayı yakın. Kaç yaşında? 45 yaşındayım. Müzisyen yanım da var. Şarkı okuyup müzik aletleri çalabiliyorum. Ben pek yaşlı istemiyorum. Ama görse 35 yaşında gösteriyorum ben. Tamam buyurun. Gelmek istiyorum ben. Peki o zaman gel Kutsal. Peki o zaman gel. Şeyma Hanım kabul etti. Kutsal Bey canlı yayına geliyor. Merakla beklenen buluşma az sonra. Evleneceksen gel. Siz de kalbinizin sesini duyurmak ve milyonların önünde mutluluğunuzu paylaşmak istiyorsanız Evleneceksen Gel Facebook adresimiz. Evleneceksen Gel telefon numaralarımız. Evleneceksen gelmiyor mu arkadaşlar? Gelmiyor mu Tolga? Gitti. Çıkardı gitti mikrofonu. Öyle mi? Peki. Tolga gitti. Ne oldu? Ben... En son ne konuştular? Niye gitti? Sen, onu merak ediyorum. Neslihan sen anlat. Kararını mı söyledin reklamasını? Olumsuz olduğunu söyledim. Bir sene önce de olumsuzdu zaten. Ya ben kendimden küçük bir insan istemiyorum. Yani evlenmiş ayrılmış bir çocuklu olsun. Beni anlar diye düşünüyorum. Yaşı da küçük. Annesi zaten... O da istemiyor. Belki konuşsak tamam isteyebilir ama yaşı çok küçük. Evet. Ama bunu yine şuralarda da konuştunuz, orada da konuştunuz. Aynı şeyi söyledim. Tolga ne dedi? Sen nereye gidersen git ben senin peşini bırakmayacağım dedi. Bırakmayacak. Bırakmaz. 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 Evet. Peki. Peki. Tolga terk etti burayı. Biraz... Annesi de tabii ki onay vermedi. Bunda da etkisi var. Ama Neslihan peki. zaten tavrını baştan beri koyuyor. Neslihan sen o yok zaman şey, tekrar yerini alıyoruz. Peki. Neslihan'cığım. Alkışlıyor Neslihan'ı yerini şey alalım. Yine Mustafa bir şey mi dedi? Ne diyorsun Mustafa? Görüşmesinde evet aynen şeyi söylediği doğrudur. Kendisinden özür dilerim. Aynen gene böyle söyledi. Yaşı küçük olduğu için kabul etmediğini söylemişti. Evet. Yani Neslihan Hanım gene sözünü ben... Teyit ediyorum. Doğru söylüyor. Kendisi aynı bu şekilde söyledi. Ve kendisinden de özür diliyorum. Yani kendisine de mutluluklar diliyorum. Aynı peki. Peki Neslihan. Peki. Neslihan'ı yerine alalım. Evet. Peki Gözde'yi alacağız. Bir telefonun varmış Gözde. Hadi alkışlıyoruz Gözde'yi. Gözde'nin telefonu var. Sen merhaba de. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Nereden arıyorsun? Ben Balıkesir'den arıyorum. Ne iş yapıyorsun? Turizm sektöründe yöneticiyim ben. Kaç yaşındasınız? 27. Turizm sektöründe yöneticiyim. Aslen Gaziantep'liyim ama Balıkesir'de yaşıyoruz. Burak, adı Burak. 27 yaşında. Daha önce evlilik yok değil mi? Hayır, daha önce evlilik yapmadım. Yani sizi de televizyonda gördüm. Ne bileyim, şimdi bir şeyler kıpırdadı. Öyle bir hani olumlu bir şey olursa belki gelebilirim dedim. Yani söyledikleriniz bana uyuyor. Gelmenizi isterim. Ne zaman gelebilirsiniz? Peki ben şu an işte iş yoğunluğundan dolayı hani evet. Bu hafta gelemesem de haftaya belki olur. Belkilerle belki olmaz belki. Oldu canım. Belki evlenirsin oldu. O zaman bir gün. Belki. Oğlum ne gülüyorsun? Burak. Tamam, hem arıyorsun yani hem de haftaya belki gelirim diyorsun. Olur mu öyle şey? Bir an önce gelsen. Haftaya gelirim yani. Peki. İşte, İyi, hani tamam. Bu hafta gelsin mi yoksa? Gelsin peki, haftaya. Bilmiyorum. Neler olur? Haftaya neler olur bir garanti veremem diyor Gözde. Tamam. Bekliyoruz. Peki. Gözde'cim. Alkışlıyoruz Gözde'yi. Teşekkür ediyorum. Evet. Cumhur'la Emine. Cumhur ve Emine sizi buraya alıyoruz. Alkışlar. Canım atak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canım atak dedi aşk acısı. Evet, şöyle yan yana durun. Evet, Cumhur Bey'e öyle bir hanımefendi geldi ki Cumhur Bey bir çocuğu da olsun, iki çocuğu da olsun, beş çocuğu da olsun kabul ediyorum diyecek herhalde. Öyle gibi sanki bir şey var. Ne diyorsunuz, öyle olabilir mi acaba? Evet. Karar hazır mı Cumhur Bey? Kararı sormuyorum. Karar hazır mı? Hazır. Hazır. Karar hazır arkadaşlar. Cumhur Bey'in kararı hazır. Ne yapalım? Alalım kararını. Alalım. Artık. Bekliyorlar evet. İnsanlar. Alalım. Evet. Evet, karar anı için Cumhur Bey'in 15 saniyelik düşünme süresi başladı. Evet Cumhur Bey. Emine Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ama işte biraz konuştuk orada. Ana maddelere girdik. Anladım. Beni bağışlayın. Estağfurullah. Özür diliyorum çok sizden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayır diyorsunuz öyle mi? Evet. Hayır diyoruz. Peki Cumhur Bey. Peki. Cumhur Bey yerini alıyoruz. Alkışlıyoruz Emine Hanım. Bizimle devam etmek istiyor mu? Duydun mu ama bak arkadaşlar yazıyorlar. Emine Hanım'a çok sayıda eğer bu görüşme olumsuz sonuçlanırsa talip olmak isteyen insan varmış ekran başında. Aha. Ne diyorsun? Kalmak devam istiyor musun edelim. Burada? Devam. Devam. Peki hemen şöyle evet. Alıyorum. Alkışlıyoruz Emine Hanım'a. O telefonları da alalım. Var arkadaşlar arası. Peki telefon bağlantısı var. Alo. Tolga gelsene şu oğlum şuraya ya. Kaçıp kaçıp duruyorsun. Gel şuraya. Tolga mikrofon, ama mikrofon dur el mikrofonu vereceğim. Sen böyle kafana her estiğinde burayı terk edip gidersen bu programı şu zor olur, çıkartırız. Ne yapayım verin de yollayın o zaman. Aa, dur. Bismillah. Bir mikrofon alayım. İki bunu. Tane mikrofon evet. Var ikisi de bir var, şey yaramıyor tamam. Burada. Tolga şimdi gel. Bu programa devam etmek istiyor musun istemiyor musun? Ya şey olmadı Neslihan olmadı hayırlısı olsun kısmet değilmiş. Devam yok. Etmek istiyor musun istemiyor musun? Onu bir söyle bana. Ya, devam etmek istiyorum da. Ha. İstiyorsun değil mi? Gel. Anlaşalım o zaman. Canlı yayını bir daha terk etmeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ne olursa olsun. Bak hepimiz her birçok şey yaşayabiliyoruz burada. Hüzün oluyor, sevinç oluyor, kahkaha oluyor. Zaman zaman gözyaşı döküyoruz ama burayı terk etmiyoruz. Tamam. Tamam. Tamam Burgu. Bu çünkü kadınlara farklı da bir mesaj. Şöyle düşünürler. Bu adam demek ki bir şey olduğunda terk edip gidecek. Sıkıştı mı? Taliplerim var. Konuşmak ister misin? Olur. Gördün bak stüdyoyu terk ettin ama taliplerin var. Alo.
Alo. Tolga'nın telefonunu alalım. Evet. Tolga sen konuş, mikrofonu yapın. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Tolga Bey ile mi görüşüyorum? Evet, ben kimle görüşüyorum? Ben Gül. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İstanbul Bayrampaşa'dan arıyorum. Evet. Evet, buyurun. Gül Hanım, ilk olarak Tolga'nın neyi hoşunuza gitti? Stüdyoyu terk edişini mi beğendiniz? Hayır, ne? Gülüşünü beğendim. Gülüşünü beğendiniz? Evet. Vay be. Yürüyüşünü mü, gülüşünü mü? Hem yürüyüşünü hem gülüşünü. 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 Gül bakalım Tolga'ya biraz. Gülerek konuş. Evet, gülüyor. Abi zaten utandım burada ya. Utandın Tolga mı? Tolga mikrofonu yakın tut, konuş. Kızla konuşsana. Hadi sor, sorun var mı? Sor. Kim? Gül Hanım, yaşınız kaç? Sorması ayıp olacak ama biraz. 24 yaşındayım. Kaç? 24 yaşındayım. Ben de 26 yaşındayım. Evet. Ben kuaförüyüm. Bayan kuaförü. Evet. Güzel. Evet, şu anda yapmıyorum yalnız mesleğimi. Şu anda mesleğini yapmıyor ama şu bayan kuaförü. Şu anda yapmıyormuş ama bayan kuaförü. Ben de aşçıyım ama ben de mesleğimi yapmıyorum. Sen de aşçısın, güzel. Güzel. Beraber mesleğinizi yapmazsınız o zaman. Evet. Evet. Peki davet et, bir şey söyle. Peki doğru. Davet etsem gelir misiniz? Tabii ki. Yarın gelebilir misiniz? Olur. Eğer buralara yakın oturuyorsan bugün aldıralım seni. Nerede o yaşıyorsun? Bayrampaşa. Ben Bayrampaşa'da. Yakınız. Bayrampaşa yakınız. Yakınız mı? Alın arkadaşlar gelsin. Şu üst taraf. Efendim, olmaz mı? Gül. Yarın olsun. Yarın olsun. Hazırlanacak Gül tabii. Hazırlanacak bence de. Doğru. Kuaför ona göre. Tabii şimdi kuaför falan. Evet. Peki, yarın tamam. Bekliyoruz Gül Hanım. Tamam Gül Hanım, ben yarın bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. İyi günler. Peki, güle güle Gül, güle güle. Alkışlıyoruz Tolga'yı. Peki, Tolga. Güle güle. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Bir telefon daha Alaaddin'e. Alaaddin değil mi? Bey'e Alaaddin. Devam. Evet. Alaaddin Bey, buyurun efendim. Alaaddin, yanımıza gel. Buyurun Alaaddin. Gel Alaaddin. Şöyle ortamızda dur. Mikrofonu yakın tut. Sen merhaba de. Merhaba. Merhaba. Nereden arıyorsunuz Aslı Hanım? Gaziantep'ten arıyorum. Gaziantep'ten. Evet. Kendinizi bana tanıtır mısınız? Ben 37 yaşını yeni bitirdim. 38 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. İlk eşimden ayrıldım. 2 tane çocuğum o eşimin yanında, benim yanında değil. İkinci eşim vefat etti. 8 yaşında Allah bir tane Allah oğlum eylesin. Var yanımda. Evden mi izliyorsunuz bizi Aslı Hanım? Evet, doğrudur. Evden izliyorum. Güzel. Aslı Hanım evden izliyor. Ev hanım belli ki. Gaziantep'te yaşıyor. Analı kızlığı yapmış, baklavayı açmış. Programda hazır, izlerken seni hazır görmüş. Beni bekliyor. Evet. Tamam, ben de diyorum ne zaman gelebilirsiniz? Şimdi şunu sorayım, benim önümüzdeki hafta gelirim. Ama şunu sorayım, çocuklu bayan istiyor musunuz? 8 yaşında yanımda oğlum var. 8 yaşında. Fark etmez. Olabilir diyorsun. Eğer olabilir yani. Olabilir. Evet. Olabilir. Gönlüler, tabii. Ben sizinle anlaşabilirsem sonra çocuklar zaten sorun olmaz. Efendim? Sizi bekliyorum. Ben sizinle anlaşabilirsem çocuklarla sorun olmaz. Ya ben şunu söyleyeyim. Benimle anlaşamayan Türkiye'de hiç kimseyle anlaşamaz. Vallahi bilmiyorum. Vay be. Gelin buyurun görelim. O derece tamam, iddialısın yani. Önümüzdeki hafta. Evet. Aslı helal yani, olsun sana. Huy olarak kendime aşırı derecede güveniyorum. Helal olsun. Güzel. Gel o zaman. Gelin buyurun. Gel. Hele 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 hele. Aslıcığım bekliyoruz seni. Yerine alınma yaptım. Alaaddin zaten en şükür. Alkışlıyoruz Alaaddin Bey'i. Çağrıda bulunuyor. Evet, sırada. Evet, sırada yeni bir aday yeni var. Yeni bir adayımız var. Gelin adayımız var. Davet Aysun edelim. Hanım gelsin. 27 evet. Yaşında. Daha buyurun. Önce bir evlilik yaşamış. Aysun gelsin. Buyurun. Canıma tak dedi aşk acısı. Aysun, Aysun pek hoşsun. Ay dışarıda kar, sen böyle bahar gibi geldin. Mikrofonu var mı zaten? Var, mikrofonu varmış, güzel. Hemen kendini tanıt. Evet. 27 Merhaba. Yaşındasın. 27 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. 8 yaşında bir kızım var. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Kızım babasında kalıyor.
Yalnızım. Yalnız diyorsun. Ailemle yaşıyorum. Ailesi ama evet. Yani kızın babasında evet, olduğu babasında. İçin yalnızsın. Adaylarından ne bekliyorsun? Nasıl adaylar yani ben bekliyorsun? Ben kriter koymuyorum. 30-35 yaş arası diyorum. Hı. Buyururlar, buyursunlar gelsinler. 30-35 yaş arası. 30-35 yaş arası. Aynen. Hiçbir şey şöyle böyle bir şey olmasın İşim, yani. İşim işi şöyle olsun. İşten tabii yani kendi işi gücü olsun ama kendine güvenen olsun. Nerelisin Aysun? Erzurum. Erzurumlusun. Evet. Erzurum. Bu kadar. Çok hoşsun. Vallahi o sizin bahar. Güzelliğiniz. Teşekkür ederim de bahar gibi geldin ya. İçimizi ısıttın değil mi? Evet. Seviyorum ekranda böyle renkleri. Ben de bugün simsiyahım ama partnerime ben uydum. Ben de siyahım bugün evet. Sana uydum ben. Bana uydun. Ama gerçi taşlarım tuşlarım var. Kurtarıyorum işi. He? Ne oldu? Hemen Aysun'u gördün oradan. Talip misin Halil? Ne oldu? Talip misin? Bir şey öyle bir elini evet, kaldırdın abi. Ki Halil. Mikrofonu yakın tut. Konuşmaya taktım da. Şimdi işi gücü olsun dedi. Evet. İşi gücü olsun demek parası olsun demek. Yok canım. Yok canım. Hayır bak derinli olsun yani. Dedim, parası olan biri gelsin desin yani. Yok şimdi öyle Türkiye'de, demek değil yanlış. Hayır, işi şimdi, gücü olsun güzel bir şey abi. Yani işi olmayanlar yani evlenmesin yaş kriteri. Mi? Tabii işi gücü bak bir adamın. İşi olmayanlar evlenmesin mi diyor Halil Bey? Ne diyorsunuz kızlar? Ne dedi? Evlenmesin şimdi, tabii diyor Hanife'de. Şimdi özel sektörde çalışan milyonlarca insan var. Heh. Yani bir patronun iki dudağı arasındasın. Bir yıl çalışırsın. Bir yıl başka yerde çalışırsın. Sonra adam beğenmez seni çıkartır. Urbe. Urbe. Evet. Bayanlar bayanların aradıkları böyle bir liman, bir sığınak. İşte işi gücü olsun. Peki kendisinin işi gücü var mı? Yok, çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Ha, evet. Sen o zaman işin gücün yoksa sen de işi gücü olan birini aramayacaksın. Allah Allah. Ne alaka şimdi? Orbe. Kadın erkek eşit değil mi? Halil. Bir dakika. Bunun işi gücü yok, adamın da işi gücü yok. Tamam da o kadın erkek eşit değil mi? Yani şimdi alacak adam bunun karnını mı doyuracak yani? Bu konuda eşit değil ama. Orbe. Evet Yunus Emre. Eğer bir erkek evlenmeye gelmişse. Evet. Hanımının hak ve hukukuna riayet etmek zorunda ve ona bakmak zorunda. Bakamıyorsa evlenmeyecek arkadaş. Yok, zorunda yok zorunda. Ama artık kadınlar da erkeklerin eline bakmaktan artık vazgeçsinler. Kadınlar da ayaklarının üzerinde durup hayata Allah aşkınıza bütün kadınlara söylüyorum bunu. Hayata karşı duruşunuz olsun. Yarın bir gün yani mesela bu konuda şiddete maruz kaldığı halde ya da ezildiği halde ne yapayım ben ne yaparım nereye giderim? Mecburum. Seda Hanım. O ekmek getir, o bakıyor Seda diyen Hanım. Kadın çok var. O yüzden şimdi, kadınlar çalışın. Şimdi efendim. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha. Evet Halil. Bayanlar diyor ki biz diyor güçlü erkek arıyoruz diyor. Evet. Ulan güçlü erkek şiddet kullanır. Yok sen yok, tam canım, yanlış sen ya Halil ya Allah Allah. Güçlü erkek demek şiddet demek. Halil güçlü erkek benim anlamına geliyor. Ben güçlü kadınım öyle şimdi, diyorlar. Şiddet bak, mi gösteriyorum? Şimdi ben ayağa kalktım. Bakın ben ayağa kalktım. Ben yani 1.76 boyundayım. Evet. Benim böyle atletik bir yapım yok. Maşallah. Mesela Gözde Hanım imkanı yok beni beğenmez. Niye? Beğenmez. Neden beğenmez? Ya çünkü onu aradığı kriterler çok yüksek. Mikrofonu şey al Gözde. Dur yemin ediyorum çok yüksek. Bu bir de başka kanalda bir Tuğba'nın vardı. Bu ikisi. He. Bunlar zaten kriterler var o kadar yüksek gezip yani. Duruyorsunuz. Akraba oldunuz. Ben ne kriterinden evet. Bahsettim de sen buna neye dayanarak söylüyorsun? Şuraya gelen güvenliğin senin o güvenliği beğenmeyeceğini ben var ya %100 biliyordum. Niye? O çocuk var ya orada ezilmemek için güldü gitti. İyi de biz buraya her geleni ilk beğenmek zorunda değiliz. Ben uygun bir dille anlattım neden olduğunu. Vallahi sonuçta, o adamın var ya. O zaman ilk gördüğümüzde evlenelim gidelim ya. Bu evlilik vallahi ilk kusura bakma. Evleneceğiz mi? O adamın var ya. Diyelim ki bir öğretmen olsa, bir doktor olsa, iyi bir yerde. Hiç alakası iyi bir yok. İşi olsa. Niye? Ben ne dedim? Ben dedim mantıktan önce aşka önem veriyorum. Ben ya ilk bir defa örnek veriyorum. Ali Ağoğlu. Ondan sonra... Serdar Ortaç. Heh. Daha birçok örnek verebileceğim eşlerine bir bakın yani. Ne olmuş varmış? Onlara? Ben Türkiye'deki hayır onların ne olmuştur onu? Onların eşinde ne var? Bugün var ya bak bugün en az 30 yaş. 50 yaşındaki adamın tamam mı? Serveti varsa 18 yaşında kız geliyor. 18 yaşında kız karşısına 25 yaşında erkek geldi mi? Diyor ki ben diyor elektrik alamadım. Ben diyor işte bunu alamadım. Ya kardeşim, senin babanın evinde senin her şeyin vardı? Var mıydı? Senin babanın evinde elektrik mi vardı? Senin babanın evinde her şeyin var mıydı? He. Paramız yok diyorlar.
3000 liraya telefon kullanıyorlar bu bayanlar ya. Ha? 3000 liralık telefon. 2000, 3000 lira. Senin 3000 lira telefon. Sen neyine ya? Sen neyine? İçinde ha? Konturun yok. Ha, ne metrobüse biniyor? İçinde konturun yok. Ya bak hele. Metrobüse biniyor. Peki Halil. Metrobüse 10 kuruş zam geldi diye yollara dökülüyorlar. 2000 TL'lik telefon alıp kullanıyorlar. Ben buna karşıyım. Bu görgüsüzlük kardeşim. Ha. Anneler babalar para ne kadar zor kazanıyor biliyor musun? 12 saat bir baba sabah 7'de kalkıyor, akşama kadar çalışıyor. Sağlık çalışanları, özel sektörde çalışanlar o kadar zor çalışıyorlar ki. Doğru. Evet. Ama var ya, şimdiki kızlar var ya, gerçekten bak ben şu an son jenerasyondan bahsediyorum. Evet. Çok şımarıklar, ailelerine karşı saygıları yok. Peki, peki Murat Bey bir şey söyleyecek. Şimdi... Beyefendi herhalde mikrofonu yakın tut, güçlü erkeğin ne olduğunu bilmiyor. Güçlü erkek demek çalışan demek, hanımına sahip çıkan demek. Çevresi tarafından beğenilen, kuvvetli. Ama bu arkadaş puzzle'ı falan zannediyor galiba. O Halil güçlü erkeği bilek gücü olan erkek sanıyor. Halbuki hanımefendinin kastettiği güçlü erkek yürek gücü olan erkek. Yürek gücü olacak, evet. Okumuş olacak. Yani eğer okula gitmemiş bile olsa günlük haberleri takip edecek, entelektüel olacak. Bu arkadaş herhalde bu işleri ama başka türlü zannediyor. Ama Halil diyor ki şimdi işsizler evlenmesin mi diyor. Biz işsizler ne yapacağız? Evlenecek diyor. Canım. İşsiz insan da evlenir. Neden evlenmesin? Şimdi Türkiye'de aile bağları çok kuvvetlidir. Çocuğun işi yoktur. 30 yaşına gelmiş ama annesi babasının durumu biraz iyidir. Aysun'a soralım. Evlendir, bir dakika Aysun. Iş işsizler evlenmesin mi? Ne olacak? Tolga ne gibi. Değil mi? Yani. Evlensin tabii sizlerle. Ama benimle evlenmesin diyorsun öyle mi? İşsizler evlensin de benimle evlenmesin. Evlensin. Ya işsiz adamı hangi kadın ister yani. Doğru. Yani olmaz yani. Yani önce erkek bir erkek hani olmaz. Eskiler ne derlerdi? Evladım askerliğini yaptın mı? Bir işe girdin mi? İyi o zaman evlenmeye sıra geldi. Yani evet. Şimdi askeri yapmamış bir işi talepleri yok sadece diyor ki işi gücü olan. İşi gücü olan diyor. Bence Halil kardeşim orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ayşun diyor ki işi gücü olan diyor. Evet Basri yakın. Seda Hanım ben bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Ayşun arkadaşımız aslında şunu söylemek istedi. Kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi, çalışmasını seven. Kendi ailesiyle iyi anlaşabilen, onun ailesiyle de anlaşabilen. Tam benim gibi diyorsun yani Basri öyle mi? Ben kendim için demiyorum da izah etmek istedim sadece. Tamam Basri. Peki. Peki. Alkışlıyoruz Aysun. Tamam. Hayırlısı teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür size. Ediyoruz. Şöyle. Evet, sırada evet, bir buluşturmamız var. Evet. Şener'e Perihan Hanım talip olmuştu, hatırlıyorsun. Telefon mu olmuştu? Nasıl olmuştu? Telefonla bağlanmıştı. Telefon olmuştu? Önce Şener'i alalım. Şener gelsin. Şoför esnafı arkadaşlarımdan Şener abi geldi. Şener'e dün Perihan Hanım telefonla bağlanmıştı. Kepi başında. Evet. Gelmiş Perihan Hanım. Hoş gelmiş. Nasıl biridir acaba? Neye benziyordur? Nasıldır acaba bu gelen hanımefendi? Heyecanlandı mı Şener? Yok alışığımdır. Nasıl biri var hayalinde şimdi? Nasıl biri girecek kapıdan? Yani onu göremediğim için uzun yorum boylu, esmer şöyle falan, uzun saçlı. Kadınlar hepsi güzeldir. Fikirler önemli. Evet, fikirler önemli. Önemli olan dış görünüş değil. Aynen. Peki Şener, şöyle alıyoruz seni. Efendim Şener'e dün Perihan Hanım telefonla bağlandı ve Şener'le konuşmak istediğini söyledi. Şener'in kriterleri var. Çünkü Şener'in bir kızı var, hatırlıyorsun. Evet. Dolayısıyla... Hanımı vefat etmişti değil mi? Hanımı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Ve dedi ki çocuklu da olur ne güzel. Keşke dedi kızı olsa dedi. Kızı olan bir hanımefendi tercihimdir dedi. Kızımla iyi anlaşır dedi. Evet. Bakalım Perihan Hanım neler anlatacak. Perihan Hanım gelsin. Çıldırmasak dedi aşk acısın. Perihan Hanım, gel Perihan Hanım şöyle. Perihan, hoş geldin. Hoş geldin. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Şener ekrandan göründüğü gibi mi? Evet, çok tatlı. Çok tatlı. Öyle mi ya? Aa. Tatlı. O yani, sizin tatlılığınız. Yani, Perihan Hanım. Güler yüz. Güler yüz. Güler yüz. O bakımdan anladım. Peki Perihan'cığım şöyle seni alıyorum Şener'in karşısına. Evet, görüşme başladı. Konuşun, şöyle oturur musun hayatım? Boş. Evet, alkışlayalım bir Şener Bey'le Perihan Hanım'ı.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Uzaktan mı geldiniz? Yok, Anadolu yakasından. Ha, Anadolu yakasından, güzel. Hoş gelmişsiniz efendim. Ev hanımı mısınız, çalışıyor musunuz? Yok, 5 aydır çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Daha önce eşiniz falan vefat mı etti? Yok, ben evlendim, boşandım. Çocuk var mı? 3 senedir ailemin evindeyim. Evet, kızımın... 5 yaşında kızım var, ailemle oturuyorum. Memleket nereli efendim? Neresiyiz? Tokatlıyız. Tokatlı, güzel. Hemşerim gelmiş ya, evet. Tokatlı'ya. Şener abi, sen nereliydin? Tokatlı Sivas. Hemşerim Sivas. Ya, Beri Hanım ya. Aha, Şener de Sivas. Tokatlı. Benim duyduğum bir rivayet var, bilmiyorum ama Şener'cim, Sivaslılar kızları Tokat'tan alırmış. Doğru. Yıldızeliler öyle efendim. Yıldızeliler mi öyle? Evet. Öyle diyor bak. Ben biliyorum abi. Yıldızeliler. Yıldızeli Tokat'a çok yakın olduğu için. Niye Tokat'tan kız öyle alıyorlar peki? Neden öyle? Marifetliymiş Tokat'ın kızları, güzeldi. Biz biraz daha Erzincan'a yakınız. Şener abi de Sivaslı. Evet. Değil mi? Evet. Sivas. Ne böyle Sivas'ın? Yıldızeli. İmranlı. İmranlı. Vay. Güçlü erkek. İşte güçlü erkek. Bak Halil'e bak. Halil taktı güçlü erkek. Bu erkeği yıkabilecek. Üç erkeği yıkabilecek bir güçlü. Yıkacak. Ya sen Halil, sen buraya Allah aşkına güreş etmeye mi geldin? Evlenmeye mi geldin sen? Ya ben. Ne, niye öyle yıkmaktan, güçten bahsediyorsun? Sizler özünüz. Yani özür dilerim. Ben canlı yapıyorum. Heyecanlı biraz. Sen merkezindeyim. Şimdi Uğur, sen buraya gelirken adaylar getirdin. Getirdiklerin içinde Halil de var mı? İstanbul'da yaşıyor. Halil yok, Halil var mı? Halil'i ben burada şu an tanıştım ya. Hatta tanımıyorum. Evet. Halil, olur. Peki, dinleyelim. Konuşacağız. Şener'le Ferihan konuşsun. Getireceğim. Orada bir hanımefendi var, onunla mı geliriz diyoruz. Gördüm ama. Nerede bir hanımefendi var? Anadolu yakasından geldi. Anladım, anladım. Yani nasıl yanımda dikkat? Kimse yoktu. Maalesef gelemediler. Anladım. Evlenince çalışmayı düşünüyor musunuz? Gerek kalırsa düşünürüm. Ama gerek kalırsa, işim izin verirse ancak. Hmm. Şimdi biz, bizden evlilik yapacak hanımefendi arkadaşı biz çalışmasını istemiyoruz. Tabii ki arzu ederse de... ucuz böyle daha rahat işlere çalışabilir. Tabii, olabilir. Siz sorun, ben cevap veririm. Evet, sizin kaç tane çocuğunuz vardı? Benim iki tane. Oğlum askerde, kızımla beraber yaşıyorum. Ben duymuştum. Sizin için çocuklu bayan sorun olur mu? Yani benim kız çocuğu olursa sorun olmaz. Erkek çocuğu olursa... Tabii, yok. 5 yaşında hiç kimseye bir zararı olmayan... çok tatlı bir kızım var. Kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşında, Allah korusun. Erkek mi? Kızmış. Kız çocuğu. Çok tatlı. Maşallah. Öyle uyumlu, kimseyle uğraşmaz. 5 yaşında ne olacak yani? Çok uyumludur. Benim ailem de çok uyumludur. Öyle eşiniz insanla öldü mü ayrılırız. Ayrılırız değil mi? Ayrıldık. Öyle evet, işte, sıkıntı. Yok, tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ne kadar da olsa devamlı çocuğunu görmek ister. O arada da ben görünce olmaz. Öyle mi? İnsani olarak bazı şeyler... Sıkıntı yok diyor ama bak. Konuşur. Ama ailemle kaldığı zaman görüşme imkanım olur. Başka türlü zaten benim ailem hiç öyle bir sıkıntı yapmaz. Yani muhtemelen yani. Aynı bölgede yaşıyoruz. Muhtemelen tanırım da ben. Herhalde Sarıgazi bölgesindesiniz siz. Ben tanıyorum çoğunlukla. Evet. Neyi tanırsın? Eşini mi tanırsın? Yani muhtemelen yüz olarak tanırım çünkü hangi öyle mi ya? 30 senedir aynı bölgedeyiz. Ha. Yok, tanıyacağınızı sanmıyorum. Kimseye zararımız olmaz. Perihan, sizin değil, şimdi beyefendi. Gibi değil. Özür dilerim. Perihan, boşandığın eşin evlendi mi tekrar? Yok, bekar daha yani. Ama hiç çok zararsız bir insan. Öyle ha. Yani bize zarar vermez. Niye zarar versin zaten canım? Kaç yıl oldu ayrılalım? Yani ona sıkıntı vereceğini sanıyor ama öyle göründüğü gibi değil her şey. Kaç yıl oldu ayrılalı? 3 yıl. Ailemin evindeyim. Zaten ailem de düşünüyordu. Dünyanın yani en güzel şeyi. Söylüyorlardı, bana tavsiye ayrılmak ediyorlardı. Bir Tokatlı bayan olarak size geldim. Sizi çok seviyorum. Sizi çok güvendim. Yok, Tokatları biz de geldim. Seviyoruz da. Şimdi eşiniz sağ olduğu için biraz aklımda soru işareti var. Ne yapacağız? Ölsün mü kadın kocası? Ya ölmesin de tabii ki, kimse ölmesin. Biz de istemiyoruz ama. Kimse ölmesin. Ölmüş mü istiyorsun sen? Kocası yani ölmüş evet, mü? Yani evet. Biraz daha tercihim odur. En azından ben biraz daha
İnsanın kişilikleri vardır. Onlar ister istemez bazı insanın beyninde bazı şeyler arzu eder. Tercihen kocası ölmüş diyorsun. Peki. O peki. Zaman hanımefendiye geldiği için ben teşekkür ediyorum. Kararınıza sağlık. Biraz düşünün. Biraz gene de bir acele etmeyin. Birbirinize bakın. Karar anını alalım. Bir karar anı. Biraz baş başa bırakalım. Peki. Karar için 10 saniye düşünme süren başladı Şener abi. Allah razı olsun. Evet, kararı alalım Şener abi. Hanımefendiye teşekkür ediyorum geldiği için. Ayaklarına sağlık efendim. Evet. Ferhan şöyle gel. Ferhan devam etmek istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Bizimle burada kalmak evet. istiyorsun. Peki hayatım, evet. ikiniz de şöyle alıyorum. Buyurun şöyle. Evet, Ferhan Bey. Evet, bir telefonumuz varmış. Elif daha yeni geldi ama Elif'e telefonu var. Var. Alkışlayalım Elif'i. Gel yanımıza. Evet Elif, bir alo de bakalım. Sen kim alo var? De, merhaba de. Merhaba Hakan Bey. Merhaba Elif Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Elif Hanım, affınıza sığınarak bir saniyenizi rica edeceğim. Tabii. Seda Hanım, Uğur abicim, yeni yayın döneminiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Seda Hanım çok güzel gözüküyorsunuz. Uğur abi aynı şekilde sizde. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, tekrar, şimdi Elif seni dinliyor. Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Elif Hanım tekrardan merhaba. Merhaba, yaşınız kaç? Yaşım 34. Evet. Dilerseniz ben biraz kendimden bahsedeyim size. Tabii. Evet. 34 yaşındayım, hiç evlilik yapmadım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Tek başımayım. Belediyede çalışıyorum. Ve sizi candan samimi buldum. Teşekkür ederim. Gerçekten yani o samimiyeti gözlerinizde gördüğüm için arama isteği duydum kendimde. Ve bu konuda şöyle de söyleyeyim. Sizi en yakın zamanda sizi ve ailenizi daha yakını tanımak istiyorum. Teşekkür neredeyse ederim. Evlenmeyi teklif edecek yani Hakan Bey. Yani ailenizi. Annemi alıp geliyorum dedi neredeyse. Aferin ama. Vallahi evet. Aferin. Hakan. Aferin. Teşekkür ederim. Ciddi size yani çocuk bayağı. Gelsin ya o zaman. Çünkü şöyle niye söyleyeyim. Uğur abi. Davet et. Affınıza sığınıyorum da. Evet. Ya gerçekten böyle yalnız yaşadığım için böyle aile hasretini, aile saadetini hasret bir insanım. Doğru. Ya onun için... Alo. Hakan Bey. Evet, buyurun. Davet edelim. Yarın gelsin o zaman. Yarın gelebilir misiniz? Ya işte ben... Ya da ne zaman? Ben işte birkaç günlüğüne sizden bir müsaade isteyeceğim. Yani işleri bir toparlayıp manevi olarak birkaç işim var. Onları bir halledip birkaç gün içerisinde yanınızda olacağım. Hayır, haftaya mı? Ya da efendim? Hafta sonu mu? Önümüzdeki hafta mı diyor? Yani. İnşallah. Peki. Peki. Yani en yakın zamanda zaten gelmek istiyorum. Tamam. Mustafa Bey hiç evlenmemiş. 28 yaşında Mustafa gelsin. Buyurun canıma Mustafa Bey. Tak dedi aşk acısı. Gel Mustafa böyle. Şöyle ortamıza gel Mustafa. Kendini tanıt. Mikrofonu yakın tut. İsmim Mustafa. İstanbul'dan katılıyorum. Annemle yaşıyorum. Evet. 28 yaşındayım. Daha önce bir evliliğim yapmadım. Daha önce bir evlilik yapmadın, iki evlilik mi yaptın, ne yaptın? Daha önce bir evlilik yapmadım işte. Daha önce bir evlilik yapmadım. Hiç evlilik yapmadım. Evet. Ben de şey bekledim, daha önce bir evlilik yapmadım. sayılmıyor mu yoksa gerçekten yapmadın mı? Seda Hanım biraz heyecandan oldu. Ay canım kardeşim. Tamam, evlilik yapmadın daha önce. 28 yaşındasın. Evet, İstanbul'da annemle yaşıyorum. Evet. Yani, annemle başka kimsem yok. İş güç falan bir şey? Özel sektörde çalışıyorum, gıda firmasında. Evet. Hani şu an evleneceğim.
eşimle beraber, annemle yaşayacak beraber. Beraber yaşayacağız yani, diyorsun tek, ona göre. Evet, tek kriterim bu yani. Başka annemle beraber yaşayacak diyorsun. Başka kriterim yok diyorsun. Yok. Evlenmiş ayrılmış olabilir mi? Evlenmiş ayrılmış olabilir. Hani bir çocuğu olabilir. Annem, buna annem de diyor. Hani ne? Yeter ki siz anlaşın diyor. Ha. Hani çocuk, gerekirse çocuğa ben de bakarım diyor. Annem. Ay bak ne iyi. Hani annem bu konuda eğer şey olsa bağlayabilirsiniz yani. Bunda, ay helal olsun. Ne iyi. Bunda yani bir sorunum yok. Yani yeter ki diyor bakarız. Hani annem kendi çocuğa anlaşabileceğim birini bul diyor oğlum diyor yani. İnşallah Mustafa. Çok hoşuma İnşallah. Gitti bu söylediklerin. Ne güzel. Ben de, İnşallah hayır. Ben de dedim Seda ablanın yanına gideyim diye evlendirsin yani dedim. İnşallah. Mustafa. İnşallah. Çıkı çıkı gelin diyorum bakalım ben o yüzden diyorum. Evlendirip göndereceğiz evet. sizi. Daha İnşallah. Önce evlenmiş olabilir. Çocuğu olabilir. Evet. Annem çocuğa bakabilir. Kız da çalışıyorsa çalışabilir diyor. Ama çocuk bizde annem bakar. Bu için bir şart evli çalışırsa da yani olur, şey çalışmazsa da olur. Yani, güzel. Onun için bir şey demiyorum yani. Aman ne güzel. Hadi bakalım. Peki. Bakalım kim talip olacak. Mustafa da aramızda katıldığı yerini alıyoruz. Şimdi aslında adı Şeyma ama ona Şeyma, Şeyma dedik. Şeyma. Şeyma dün talibiyle telefonla konuştu. Evet. Şimdi bugün buluşuyorlar. Şeyma gelsin. Alkışlıyoruz Şeyma Hanım geliyor efendim. Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk. Şeyma'yı kısaca bir hatırlatalım. Şeyma, Şeyma Irak'tan geldi güzelsin. Aramıza. Şeyma pek güzelsin. Iraklı, Ukrayna'da okudu ve genel cerrah çıktı. Türkiye'de yaşamak istiyor ve bir Türk'le mi evlenmek istiyor? Türk'le evlenmek istiyor. Evet. Tamam. Evet. Dün arayan beyefendi geldi. Hoş geldin. Şöyle alıyoruz evet. Şeyma'yı çünkü Şeyma dün telefonla konuştu. Beyefendi şimdi evet. yanımızda olacak. Şeyma'nın talibi. Şeyma'nın talibi kutsaldı. Hatta adı kutsal diye dedik ki acaba o da Irak'tan mı dedik hatırlıyor musun? Evet. Bak dünün heyecanıyla. Bak bak ortağına bak. Hiç evet. şey unutmuyorum bak. Irak'tan değil Şeyma. Türk. Türkiye. O da zaten ben dedi buradan istiyorum dedi üstüne değil mi? Dün. Ben dedi bir buradan Türk'le evlenmek istiyorum. Istiyorum. İnşallah dedi. Biz de inşallah dedik. Kutsal geliyor. Gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Cesaretim yok ki soramıyorum. Otur Kutsal. Yavaş yol. Ay. Kutsal. Kutsal sana bir şarkıyla merhaba demek istemiş. Beğendin mi Şeyma? Çok beğendim. Sen Türk şarkılarını biliyor musun? Evet. Onları biliyordur artık. Çok dinliyorum. Efendim? Çok dinliyorum. Çok dinliyorsun. Çok, evet. En çok ne seversin, neyi seversin? Hangi şarkı, kim, hangi sanatçı? Şimdi aklıma gelmiyor. Sevdiğin bir şarkı var mı? Aklıma gelmedi şimdi. Neyse, gelir Şeyma gitti. Hoşuna gitti mi Kutsal'ın böyle şarkı söyleyerek? Evet. Ne güzel gaydeli bir adam bak. Evde müzik sesi eksik olmaz. Neşeli bir nasıl adam. Nasıl kişi, nasıl bir beyefendi? Türk sanat müziği eğitimi aldım ben. Öyle mi? Evet. Türk sanat müziği eğitimi aldın. Helal olsun. Güzel. Hoşuna gitti mi Şeyma? Gidiyor. Hadi konuşun buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Küçükçekmece'den geliyorum. Ben size dün telefon etmiştim. Evet. Yaşım büyük diye biraz tereddüt etmiştiniz ama. Yaşımı göstermiyorum ben. 45 yaşındayım. Evet. Mesleğim tiyatrocu, oyuncuyum. Sinema filmleri ve dizilerde oynuyorum. Hı hı. Kardeşimle yaşıyorum. Erkek, ikiz erkek kardeşim var. Aynı bana benziyor. Kardeşim. İkizi misiniz? Evet. Hı hı. Annem babam vefat etti. Yaşamıyorlar. Başına sağlık. Ablam var, abim var benden büyük. Onlar evleri ayrı. Anadolu yakasında yaşıyorlar. Müziği çok seviyorum.
İşte sanat müziği okuyorum. Birkaç enstrüman çalabiliyorum. Ork, darbuka. Helal olsun. Onları çalabiliyorum. Dizilerde de çaldım. Bölüm oyuncusu olarak gittim, oynadım, çaldım. Ork çaldım, darbuka çaldım. Bu şekilde. Siz doktorsunuz. Burada hiç çalıştınız mı İstanbul'da? Hayır, ben hiç çalışmadım. Genel cerrahtınız değil mi? Yanlış anlaşma oldu. Ben doktorum. Genel tıp okudum. Genel tıp. Evet, 6 yıl. Yeni mezun oldum. Evet, daha anladım. Henüz yapmadı. Evet. Onu anlat. Branş seçmedim. Pratisyen hekim oluyor. Pratisyen hekim ya... Şimdi... Pratisyen hekim olarak çalışmıyorum ben. O zaman sadece doktorum. Doktor. Anladım. Pratisyen falan doktor. Doktor. Anladım. Genel cerrah. Değil mi? Evet. Genel cerrah. Değil. Uzman değilim. Neysin? Uzman değilim. Uzman değilsin. Uzman değil. Doktor uzman başka, doktor. Genel cerrah uzman hekim evet. Başka bir şey. Ne evet, kadar peki. Zamandır İstanbul'da yaşıyorsunuz? Ben şey dün yanlış söyledim. Sanki vakit aklıma dur 2 ay dedim ama ben 4 ay oldu. 4 aydır. Evet. 4 aydır burada. Evet. Şey Kutsal dün Şeyma ben sanatçıları çok severim. Keşke bir sanatçı eşim olsa evlensem falan dedi. Sen sanatçıları ona binaen mi geldi? Severim ünlü dedi. Mü? Ha ünlü sev öyle bir şey dedi. Ünlü severim. Ona binaen dedi. Mi? Sanatçıları hani severim dedi. Oyunculuğu falan da yapıyorsun. O yüzden mi aradın geldi. Sanatçıları efendim? Seviyorum demişti dün ama. Evet evet öyle bir şeyler söyledi. Yanlış anlamadıysan. Sen o yüzden mi talip olayım dedin? Ben de sanatçı gibiyim az çok işte beni de sever falan. Sanatı mı? Seviyorum ben çok. Gibiyim de sanatçı adamım. Sanatçı. Yani öyle söylüyor. Evet. Evet. Sizinle çay içmek istiyorum. Tabii kabul ederseniz. Çay içmek istiyorum. Mi istiyorsun, evlenmek mi istiyorsun? Çay içmeye mi geldin? Önce çay içmeye gidelim. Hı. Detaylarını konuşmak istiyorum. Tabii kabul ederse. Ona sormak lazım. Şeyma sorun varsa sor merak etme. Şeyma ettim. Evet öğrenmek istediklerini sor. Şeyma şaşırdı ki. Şu an kızacağız yani. Sen konuşuyorsun ondan gerçekten. Çekiniyorum. Konuşmuyorum. Çocuklar konuşun. Siz çekiniyorum konuşun. Diyor. Ben konuşuyorum. Sedam niye çekiniyorsun Şeyma? Çekinme konuş. Sor. Yardım eden niye soracağım? Bu adam sana koca olur mu? Bir sor, bak bakalım, sor bakalım. Kötü alışkanlığım yok. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Ne soracaksanız yani sorular... Belki siz bir soru var. Belki siz beni sor. Ne? Siz bana sorun diyor. Evet. Aileniz Irak'ta mı yaşıyor, bu Türkiye'de mi? Yoksa tek mi geldiniz siz? İkisi de. Burada oraya yaşıyorlar. Burada yaşıyorlar. Evet. Türk vatandaşı oldular mı? Hayır. Anladım. Neden tekrar sordun bu soru? Nasıl? Neden sordun bu soru? Burada aileniz varsa tabii ki tanışıp görüşmek isterim. Anladım. Onun için sordum zaten. Evet. Evet. Eğer ailem burada değil, sizin hangi bu problem olursa? Problem olmaz. Niye olsun ki? Anladım. Benim ablam, abim var. Bir de kardeşim var. Onlarla tanıştırabilirim sizi. Kaç yaşında? Ablan, abim. Ablam 61 yaşında. Peki abim onlar konuşmaya yaşında. Devam etsinler. Gözde'yi devam alalım edelim. Yanımıza. Gözde'ye telefon evet. Var. Gözde'cim gel. Evet, Gözde. Kutsal o mikrofonu alayım zaten. Senin yaka mikrofonun var. Al Gözde'cim. Evet bir alo diyelim bakalım Gözde. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Yaş? 23. Nerede yaşıyorsun? Bolu'da yaşıyorum. Daha ilk konuşmadığınızda biraz sizli bizli konuşun ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Hemen sunumun, senmen yapma çocuklara. Ne dedim ki? Siz diye konuş. İlk konuşmadım. Sen de demedim ama. Ben öyle mi yanlış duydum evet, o zaman? Yaş herhalde. Dedim. Ha, tamam peki. Sizli bizli konuşun. Nasılsınız? Samimi olmayın. Teşekkür ediyorum sağ olun. Sizden nasılsınız? Ay Uğur güzel oldu bu. Ne iş yapıyorsunuz? Hoyt. Evet ne iş yapıyorsunuz? Anlayamadım ama özür dilerim. Ne iş yapıyorsunuz? Oto galeri iş yapıyorum. Oto alım satım iş yapıyoruz babamla. Daha önce evlilik var mı? Yok hayır. Evet. Şu mikrofonu değiştirelim. Ben daha önce evlilik yok. Ailenle mi yaşıyorsun? Yaşıyorsunuz. Yaşıyorum. Evet. Tek erkek çocuğum. Tek erkek çocuk. Güzel. Evet. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz? Yarın ya da diğer gün olabilir. Yarın gelirsen çok sevinirim. Peki. Teşekkür ediyorum. Bekliyorum seni.
Teşekkür ediyorum. Bu arada Uğur abim size, Samet ve Lale'nin çok selamı var. Samet ve Lale bizim daha önce programda evlendirdiğimiz Samet ve Lale mi? Evet. Evet. Aman ne güzel. Bizden de çok selamlar. Allah nice yıllar mutlu huzurlu bir yastıkta kocamayı nasip etsin onlara da inşallah. Size selam söyleyin. Teşekkürler. Peki. Gözde davet etti. Yarın inşallah gelecek. İnşallah. Şimdi yeni bir adayımız var. 70 yaşında değil mi? Emekli sınıf öğretmeni Yaşar Bey gelsin. Buyurun Yaşar Bey. Sen yeter ki sen kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım. Mahşere kadar. Sen yeter ki sen kulun olayım. Bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım. Mahşere kadar. Sen yeter ki sen. Hoş geldin hocam. Yaşar hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Emekli ilkokul öğretmeni Yaşar hocam. Evet. Evet. Ben ülkemin bütün insanlarına, sizlere sağlıklı ve mutlu olmalarını dileyerek amin sözüme başlayacağım. İnşallah. Bir de öğretmen olarak ülkemin bütün öğrencilerinin başarılı ve ülkeme de yararlı insanlar olmasını özellikle öz dileklerimdir. Gözlerinden öpüyorum onların. Ben emekli öğretmenim, 70 yaşındayım. 16 yıldır da bekarım, bekar yaşıyorum. İki tane çocuğum var, ikisi kız. Onlar da eğitimliler, biri öğretmen, birisi eczacı. Büyükçekmece'de 7 ay Büyükçekmece'de, 4-5 ayda Ayvalık'ta yaşarım. Evet. Yaşlandıkça şunu gördüm, şimdi Türkiye'de bizi izleyen bütün izleyiciler 70 yaşından sonra ne evliliğiymiş diyorlar, derler de. Fakat ben yaşlandıkça evliliğin daha çok gerekli olduğu izlenimini birebir yaşadım. Evet, o açıdan evet evlenmeye karar verdim. Önce düşünmüyordum ama bu duygulardan sonra evlenmeye karar verdim. Evet. Evleneceğim aday olacak kişilerden de 55-65 yaşları arasında eğitimli ve şişman olmayan, kilolu olmayan bir de çalışmasına, emekli olmasına hiç gerek yok. Benim istediğim bana bağlı olabilecek, benim ekonomik imkanlarımla, sosyal yapımla yaşayabilmeyi göze alabilecek bir bayan ama biraz kültürlü olmasını da diliyorum. Çalışıyor evet olsa sorun mu? İstemiyorum. Ha, çalışan olmasın. Olmasın. Evet. Emekli de olmasın. Emekli ben çünkü de olmasın. Şöyle anladım değerli öğretmenim. Şöyle anladım. Hani çalışıyor olması şart değil gibi anladım ama sen özellikle çalışan istemiyorum diyorsun. Aday çıkarsa görüşebilirim. Yani hayır demem de. Anladım. Fakat genellikle şunun için söylüyorum. Evet. Yaşam mücadelesi veren, yaşamakta zorlanan, ekonomik durumunda olan bayanların böyle birisiyle evlendiğinde ben daha mutlu olurum diyorsun. Yaşım 70, bundan sonra ne kadar yaşayacağım? Eğer dünyayı değiştirirsem o kalan, o maaşım ona kalsın, ekonomik sıkıntı yaşamasın. Yaşamasın ondan, senden diyeyim sonra da diyorsun. Evet. Ne güzel. Böyle bir duyguyla peki adaylarımı bekliyorum. Teşekkür ediyoruz hocama. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz hocama. Buyurun hocam. Buyurun. Mikrofonu teşekkür alalım. Ediyoruz. Evet. Buyurun hocam. Evet, Şeyma ve Kutsal bu arada ne yaptılar? Karar anı için evet biraz zaman vermek adına başlatalım karar anını. Siz de bu arada bu kaç saniye içerisinde biraz daha düşünün. Şimdi Kutsal Şeyma'ya talip olarak geldiği için dolayısıyla Şeyma fikrini söyleyecek. Kararını nedir verecek. Kararın? Biz bir çay içeriz.
Çay içelim diyoruz. Peki. Söyleyeceğim. Ayağı kız bir yapmışım, sallıyormuşum. Adını andıkça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Çok güzeldi be. Gözlerim evet. Birini aradı. Biraz zaman oynatacağım onu tekrar. Ankaralı mı? Neslihan, ha, buluşturma Neslihan, var yine. Neslihan'a talip var. Neslihan bir telefon daha yapmıştı biliyorsun. Evet, doğru. Diğer aday da geldi. Bana bir genç bir çocuk aramıştı, askerliğimi bitirdim, 20 yaşındayım demişti. 22. Neslihan olmaz, ben 31 yaşındayım, aramızda 10 yaş var, ben senden 10 yaş büyüğüm demişti Neslihan ona. Sonra da o kardeşimiz dedi ki çok iddialıydı, Neslihan'ın bile fikrini değiştirdi. Neslihan'ın son telefonu şöyle kapadı, bu kendine çok güveniyor, gelsin dedi. Gelsin bari dedi, kız zorla evet telefonu. Önce Neslihan peki. Gelsin. Buyurun, canıma Neslihan. Tak dedi aşk acısı. Evet. Evet, Neslihan tekrar yanımızda. Maşallah. Maşallah Neslihan. Maşallah. Dün Neslihan her türlü telefonla bağlanan kardeşimiz Mustafa ile değil mi adı? Mustafa'yı evet. Reddetti ama Mustafa ne yaptı etti Neslihan'a kendini davet ettirdi. Evet. Neslihan şöyle alıyoruz seni. Mustafa'yı davet etmeden önce Neslihan'ı bir Mustafa'nın annesiyle bir tanıştıralım. Anne nasılsın, iyi misin? Mikrofonu yakın tutun. Hoş geldin. Mikrofonun ses duymuyoruz. Heh. Sen tanışmak istiyor musun? Dur, Neslihan sana doğru geliyordur ve elini öpecek herhalde. Hoş geldin diyecek sana. Aferin Neslihan. Neslihan, evet. Vallahi Neslihan aferin saygıda Neslihan. Kusur etmiyor vallahi. Bravo. Sen nasıl buldun Neslihan'ı? Oğlunu davet etmeden önce bir konuşalım mikrofon seninle. Mikrofon yakın. Yanındakiler yardım etsin heh. Mikrofon için. Evet. Gelin. Sen mi beğendin? Oğlan mı beğendi önce? Oğlan beğendi, aşık oldu. Oğlan beğendi, evet. Sana gösterdi. Evet. Sen ne dedin? Ben de artık geldim, artık kıramadım yani. Oğlanı kıramadın, hadi evet. Gidelim isteyelim bari kız dedin. Hani gidelim artık. Gidelim dedin. Evet. Kız kabul ederse bizden isteyeceksin kızı, biliyorsun değil mi? Evet. Allah'ın izniyle. Evet, Allah hayırlısı olur benim. Yani. Ne güzel ya, oğluna destek verdi, geldi burada bak. Askerliği de yaptı oğlan. Evet. Askerlikten geldi. Evet. Sıra evermeye geldi artık oğlanı. Tabii ki artık. Hayırlısı olsun bakalım. Peki. Abi. O zaman Mustafa'yı alalım huzurumuza. Alalım hadi. Evet. Efendim Mustafa geliyor. Buyurun Mustafa Bey. Ay o sen miydin programın başında atıp kendini oynayan? Allah iyiliğini versin. Gel sen Mustafa. Ne kadar güzel oynuyorsun. Mustafa. Mustafa. Program başında oynayan Mustafa bu değil mi? Evet. Araya karıştı birden. Evet. Kendini Mustafa şöyle otur. Otur bakalım. Mustafa sen dün beni bile şaşırttın. Çünkü Neslihan'la konuşmalarında o kadar kendinden emin. Bir kere Neslihan'a vurulduğunu söyledin. Neslihan hatırlıyor musun evet. Mustafa'nın söylediklerini? Evet. Sen evet. Hatırlıyor musun? Evet, bak evet. Hatırlatayım yani dedi ki evet. Ekran başı belki dünü kaçıranlar için laf yetiştiriyorum. Toplanın ekran başına laf yetiştiriyorum. Mustafa dedi ki ben dedi ömrümde bu kadar güzel yüz görmedim dedi değil mi? Doğrudur. Bir daha söyler misin onu Neslihan'a bakarak? Neslihan Hanım ben sizin gibi güzel bir bayan daha önce hiç görmedim. Teşekkür ederim. Ve kendinden o kadar emin konuştu ki Neslihan en sonunda gelsin bu kadar kendine güveni var dedi. Değil mi Neslihan? Hadi ki ikiniz bir biz hiç karışmayalım siz sohbet edin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yaşındaydın? 22 yaşındaydım. 22. Niye ben? Niye 22 yaşındasın, gençsin? Gördüm. Aşık oldum. Aşık oldum. O kadar kolay mı aşık olmak? Ya kolay değil ama işte bir görüşte aşık oldum. Daha önce hiç hayatımda kimse olmadı. Gördüm sizi ve aşık oldum ve buraya geldim. Teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek. Kendi yaşıtım değil de niye ben? Aramızda çok yaş fark var. Sen hiç evlenmemişsin. Ve ben bir evlilik yapmışım, iki tane evladım var.
ve kızımla 10 yaş aramız var. Doğrudur. Fazla bir şeyiniz yok. Bu yükü kaldırabilecek misin? Kaldırırım. Dili dokunsam ağlayacak. Mustafa şey konuş biraz ama. Mustafa. Konuş biraz. Çok duygulandı evladım. Nerif bir çok duygulandı. Ben sizin için kalktım ta İstanbul'dan buraya geldim. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Bir şey değil, ne demek? Çok güzel bir duygu bir bayanın karşısındaki. Mustafa, annesini almış. Efendim? Mustafa, annen burada, baban... Babam simitçi. Simitçi. İşte şu an. İşte nerelisiniz? Ardahan. Ardahanlı. Simitçi, bu soğukta bak simit satıyor. Aynen. Ah canım benim, öpüyoruz onu. Çok babaya da selam söyle. Hayırlı işler nasip etsin Rabbim inşallah bu soğukta. Evet. Ha çok duygusal bir çocuk bu. Ağladı ya. Kıyamam. Coşkun bu adam benim babamı okuyor. Coşkun. Mustafa baba deyince çok duygulandı çünkü. Seviyor babasını. Ben de duygulanırım. Seviyorum. Ben de duygulanırım. Evet. Beni de bitirir. Babasının oğlu. Tek oğlu. Evet. Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, ey. Ey bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, ey. Cebinde yok parası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işi başıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, dert etmen açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kafayı kafaya, diğerini açar babam, Allah büyüktür babam hey. Ağlama benim babam, dert etmen açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kafayı kafaya, diğerini açar babam, Allah büyüktür babam hey. Mustafa'nın babası gibi seyyar satıcılıkla hayatını idame ettiren, ailesine bakan bütün evet. vatandaşlarımızın Allah bu soğukta yardımcısı Allah olsun. Olsun. Allah rızkını bol etsin. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet Mustafa, ne söyleyeceksin Neslihan'a? Vallahi ben istiyorum yani. Efendim? İstiyorum yani. Ne istiyorsun? İstiyorum diyor. Söyle Neslihan, ne istediğini söylese. Hayalini anlat. Neslihan'la nasıl bir gelecek hayalin benim var? Benim babam küçük yaşta annesi vefat etti. Köprü altlarında yatarak büyüdü benim babam. Dedi oğlum dedi, ben öyle büyüdüm dedi. Sen dedi bari dedi benim gibi büyüme dedi. Bana yani bunu söyledi yani. Yani her adam da öyle olmaz yani. Yani başka bir adam da bana öyle babalık yapmaz yani. Bu adam yine beni yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi, giymedi, giydirdi yani. Evet. Yani geldim yani. Seviyorum. Talibi oldum, geldim yani. Seviyorum diyorsun Neslihan, öyle mi? Evet. Sevdim diyor, dün gördüm, aşık oldum evet. diyor. Anneciğim sen neler diyorsun anneciğim? Nasıl olur bu iş, olur mu? Küçük yani, olmaz yani, bilmiyorum da. Senin oğlan mı küçük? Tabii. Sen aslında bu işin olmayacağını düşünüyorsun, öyle evet. mi? Evet.
Yani oğlan ısrar ediyor diye geldin getirdin onu ama. Evet yine de yani gönlü hoş olsun kırmadım yani. Evet. Peki ama genellikle arkadaşlarımızdan bu yaş farkıyla ilgili enteresan yorumlar geliyor. Evet. Evet Alaaddin elini kaldırdı bir şey söyleyecek. Mikrofon nerede arkadaşlar elden ele dolaştırırsak Alaaddin alsın. Yakın ben tut bilmiyorum bu yaş farkını takıyorlar. Evet. İnsan sevdikten sonra yaşın ne önemi var? Çok önemli küçük. Olan mutluluk değil mi? Biz ne için çok buradayız? Bir yudum mutluluk arıyoruz. Lütfen yaşa takmayalım. Peki başka yaşla ilgili ben yine tribünden almak evet. istiyorum. Mustafa geldi en son. Kardeşimize gitsin mikrofon. O da çünkü bize bir ters köşe yaptı. Dedi ki ben hiç evlenmedim. 28 yaşındayım ama dedi evlenip ayrılmış hatta çocuklu bir kadınla hayatımı birleştirebilirim. Annem de buna karşı değil. Çok da doğru bak getir oğlum ben bakarım diyor dedi. Çok hoşumuza gitti. Sen ne diyorsun bu yaş farkıyla ilgili? Şimdi, ne düşünüyorsun Mustafa? Seda Hanım hani karşı tarafla ikisi birbirine anlaşılabilirse hani bunun yaş sorunu olacağını düşünmüyorum. Ama Mustafa kardeşimiz bir çile çekmiş, ağladı burada karşımızda. Hani bir Nesli Hanım'ın bir çaya davet etmesini isterim yani. Bir tanısın. Çünkü benim de gördüğüm senin adaşın Mustafa evet. burada oturan. Benim de gördüğüm, belki Mustafa kardeşimiz 22 yaşında ama bence onun yaşanmışlığı o kadar evet, ağır. Evet Seda Hanım. Yani öyle kafası evet. terelelli. Bir yani yaşının üzerinde bir çocuk, terelelli bir çocuk değil o. Ne sordun Nesli Hanım, ne konuştunuz? Üzülme dedim. Otur tarihlerini bekle. Ya benden çok çok iyisi geliyor. Çünkü yaş farkımız çok var. Ha. Kaç yaş çok farkınız fark var sizin ya? Yani 9 mu? Kaç yaş? Kaç yaşındayım? 22. Ben 31 yaşındayım. 31. 9 yaş. Tolga, Tolga nerede? Heh, Tolga mikrofonu, Tolga'ya gönderir misiniz hemen mikrofonu? Tolga'cığım, seni reddetti yaş farkından dolayı Neslihan ama karşısında senden de küçük kardeşimiz var. Evladımız. Ne diyorsun bu yaş takıntısına Neslihan'ın? Ya Seda Hanım ben yine söylediğim lafın arkasındayım. Yani Neslihan Hanım bir yaşa tutturmuş gidiyor. İnsana ne bir adım atıyor ne bir fırsat veriyor ne güveniyor. Hiçbir şey yapmıyor tanımadan. Gelen şeyleri mi diyor hani adaylarımı diyor çay içittiririm diyor. 22 yaşında benim kızım 11 yaşında. 10 yaş var aralarında. İşte bak sen böyle konuştuğun zaman insanların aklına ne geliyor biliyor musun? Ben şimdi 26 yaşındayım. Olmuş olsaydı sen diyorsun ki benim kızım 10 yıl sonrasında diyorsun 21-22 yaşında olacak. Benim aklıma erkek olarak bu düşünce geliyor. Ben şimdi 35 yaşında olduğum zaman 20 yaşındaki hani üvelikten geçtim. Ben sen evlendikten sonra üvey evlat öz evlat oluyor. Hani ona mı sarkıntılık olacak babında ya. Diyorsun sen. Ben onu anlamadım. Tolga bak seninle fazla yok ama bunda çok var. Peki. Neslihan'cığım bir bekleyin. Kısa bir ara reklamdan sonra bu görüşmeye devam etmek istiyorum. Bu yaş farkıyla evet. ilgili konuşmak istiyorum. Reklamlar. Kalbinizin sesini duyurmak ve milyonların önünde mutluluğunuzu paylaşmak istiyorsanız evleneceksen gel Facebook adresimiz. Evleneceksen gel telefon numaralarımız. Evleneceksen gel. Mutluluk arayanlar, hayatının aşkını isteyenler, evlenmek için can atanlar, bekarlıktan usananlar, dikkat! Bu programdan çok düğün çıkar. Türkiye'nin en güvenilir kadını Seda Sayan, Türkiye'nin en karizmatik sadıcı Uğur Arslan evlendirmeye hazırlar. Seda Sayan ve Uğur Arslan evleneceksen gel diyor, mutluluğu arayanları Show TV ekranlarına davet ediyorlar. Yeni umutların ilk adımını burada hep birlikte atmaya geliyoruz. Unutulmaz heyecanlar ve buluşmalar için sizleri de bekliyoruz. Seda Sayan ve Uğur Arslan'la birlikte evlenmeye var mısınız? Evleneceksen gel başlıyor. Evleneceksen gel. İçim yanar, içim kanar da. Beni
içim kanar da İsyan. Mustafa üzülme, ağlama, üzülme artık, sakin ol ve biraz hadi Neslihan'ı ikna etmeye çalış birazcık ya. Eğer Neslihan Hanım evlenirsek yani bakarım ben size yani. Yani sıkıntı yok yani, elimden geldiği kadar yani yetiştirmeye çalışırım yani, aç bırakmam yani. Sıkıntı maddi yönden değil, yaş farkımız var, konuştum seninle de, otur taliplerini bekle. Çok temiz bir çocuksun, annen de öyle. Estağfurullah, ne demek. Bir arkadaş, bir abla olabilirim. Tabii, ne demek. Siz de benim ablam yaşındasınız. O zaman eş olamam ama. Aynen. Seda Hanım, annesinin ellerinden öpeyim, hakkını helal et. Efendim? Annesinin elini öpeyim, hakkını helal et. Çok üzüldüm. Evet, çok da iyi insanlar ya. Çok. Neslihan, çok iyi insanlar. Yani evet, belki haklısın, senden 9 yaş küçük çocuk ama. Çok yaş farkımız var. Hani ben ona abla evet olabilirim istediği zaman. Öyle olmaz. Her olmaz. Yönden. Yok, burada arkadaş abla olarak. Abla olmaz artık bu iş, bu şeyden ama sonra. Çok iyi bir insanlar, temizler. Zaten Mustafa, Neslihan'la annen aynı düşüncedeler. Doğru, annen her ne kadar seninle birlikte buraya kadar gelmiş ama Neslihan'ın ve senin arasındaki yaş farkı ve çocuklarının olması Neslihan'ın, annenin de kaygılanmasına nedendi. Evet. Mikrofon Tolga'daydı. Öyle mi annem? Dur Tolga, anne bir şey diyecek herhalde. Anne, ya bu iş olmaz mı? Neslihan he dese, evet dese olmaz mı bu iş? Duyamadık. Seni buraya alayım mı? Duyamıyoruz oradan. Alayım mı seni buraya? Gel. Gel bir alalım seni. Neslihan yardımcı oluyor. Aferin Neslihan sana. Tut bakalım anneyi. Vallahi anne. Aferin. Ne kadar saygılı bir kızsın. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin, ellerinden öperiz. Hoş geldin. Benim. Aa, sen de sağ ol canım. Gel şöyle aramıza. Gel bakalım. Gel. Gel, ellerinden öperiz. Hoş geldin. Evet. Mikrofonu ben tutayım istersen. Senin oğlan bu kızı sevmiş, evet, beğenmiş. Evet. Sen de bu iş olmaz oğlum diye söylemişsin evde. Ya tamam, çocuk olmasaydı, şey olmasaydı belki şey yapardım ama. Neslihan çocuğu olmasaydı diyorsun. Evet. Çocuğum yani mutlu olsun ben istiyorum yani. Çocuğumun mutlu olmasını ben istiyorum yani. Çocuğum mutlu olsun ben mutlu olurum ama yani. Ama çocuğun diyor ki ben mutlu olurum onunla diyor. Çocuğu olsa da mutlu olurum diyor. Artık bilmiyorum artık. Bir çocuk da değil, iki çocuk değil mi? Evet. Olmaz. Yani bir anne bir şeyi... Evet. Yani o da annedir, o da bilir. Tabii. Yani bak, bunu ben sevdim, hoşuma gitti. Sağ ol, Allah'a. O kızım değil, kellim değil, o benim kızım yani. Vay canım. Sen çok, de ne saygın, çok aferin. Sevdim. Çok sevdim, hoşuma gitti ama keşke... Bekar olsaydı. Ya çocuğu olmasaydı. Her şey nasıl kısmet. Gel şöyle, sen de böyle yanımda dur. Mustafa, ne diyorsun, bu iş bitiyor. Bir şey söyleyecek misin? Olmazsa taliplerimi beklemek istiyorum oturup. Ama Neslihan kimi de birisini bulamaz, bilmiyorum artık. Neslihan gibi birisini de bulamayız diyorsun. Hoşuma gitti. Hoşuna da gitti bir taraf. Terbiyeli yani, bilmiyorum.
için kanım kaynadı yani. Ay ne güzel ya. Hem olmaz hem de diyor ki Neslihan gibi birini de bulamaz diyor. Aklınızı helal edin ne oldu? Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Evet, ne yapalım yani Seda, ben bilmiyorum ne diyelim, nasıl yapalım yani. Ben de kaldım ya. Yani gerçekten Neslihan duyguları çok temiz bir kız ve duruşu çok belli. Başından beri söylediklerinin de arkasında. Mustafa yavrum yüreğiyle gelmiş buraya. Evet, yani ben dedi anne dedi, söyledim. O dedi buraya gel dedi. Evet. Ben onun için geldim anne dedi. Ama Mustafa burada bizimle devam edersin değil mi anneciğim? Ederim Seda Hanım. Seni evlendiririz yine bu iş olmazsa da. Biz seni yine evlendiririz. Tamam ama ben devam etmek istiyorum. Ne diyorsun anne? Bize emanet ediyor musun Mustafa'yı? Ederim de Neslihan kimisin artık dinliyorum. Göremiyorum yani. Ya, tamam, sen Neslihan olmaz dedin. Şimdi kızı beğeniyorum istiyorum diyorsun. Ama diyorum çocuk olmasaydı keşke. Ne bileyim artık. Tamam olmazsa olmasın. Ne yapalım ben oturup devam edip sahip. Bu sefer de Mustafa istiyorum. Vazgeçti anne bu bırakmıyor kızı. Yok otursun, anne de tariflerini tabii yani tariflerini beklesin çünkü. Evet. Babalık duygusunu takmamış. İki tane çocuğa nasıl babalık Neslihan yapacak? Neslihan tabii korkuyor biraz. Bu da var ondan. Yani. Neslihan yani, da haklı. Tabii ki Neslihan haklı. Çok haklı yani. Nasıl babalık eder, nasıl bir bakar? Diyor ki Neslihan benim kızım 11 yaşında. Mustafa 22 yaşında, 10 yani 11 yaş büyük. Doğru. Haklı, çok haklı. Neslihan da haklı. Şimdi Mustafa'nın annesi de haklı. Diyor ki ben bir daha böyle bir gelin nerede bulacağım diyor. Peki. Hayırlısı. Hayırlısı olsun hepimiz şöyle için. Şöyle alıyoruz tatlısı. Alkışlayalım annemize. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım. Bilseydim bir tanem bilseydim. Telefon var. Aysun Hanım'la devam ediyoruz. Buyurun Aysun Hanım. Telefonunuz varmış. Alkışlayalım Aysun Hanım'ı. Aysun evet. Dikkat et. Bak Aysun da çok hanım bir kızdır. Daha önce bize birkaç kere gelmişti. Yakın daha tut. Merhaba. Çok iyi bir insan o da. Zaten telefonum biraz önce söyledim. Yine söylüyorum. Efendim birkaç tane izdivaç programı var. Bu adaylar hepsi gezip duruyorlar. Hayırlısı. Kısmet neredeyse. He Uğur? Uğur'un getirdikleri yani, var gelir. Şimdi ben diğer programları izlemediğim için bilmiyorum ama benim yaptığım, bizim yaptığımız daha öyleymiş, önceki programdan de onun 3-5 kişi var. Aysun da onlardan biri. Ha. Geri kalan adayların hemen Aysun, yeni tut. Burada tanıştık onlarla. Evet. Alo de bakalım Aysun. Alo. Aysun Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İstanbul'dan arıyorum ben. 39 yaşındayım da 40'larınızda 35 yaş demiştiniz de 4 yaş bir esnetme payımız olabilir mi? Yok, tekstil işiyle uğraşıyorum. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız dediniz? 39 yaşındayım. Yok, sorun olmaz benim için. 39 yaşındayım. Kendi işimi yapıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Daha önce bir defa evlendim. 2 tane çocuğum var. Sende kaç çocuk var Aysun? Benim bir tane sende kızım bir tane var. Var. İki de orada ama var. Eski eşim bakıyor ona. Çocuklar sende mi diye sorsana. Çocuklar sizde mi kalıyor? Çocuklar babaannesinde kalıyor. Evet, annem bakıyor çocuklara. Evlenince yanınıza alacaksınız. Evet. Kısmet diyelim yani. Pek öyle bir şey düşünmüyoruz. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Çocuklar Malatya'da yaşıyor. Babaannelerini bırakacağını sanmıyorum. Buyurun gelin o zaman. Peki ben o zaman haftaya pazartesi inşallah kısmet olursa geleceğim Aysun Hanım. Tamam buyurun gelin. Peki özel bir soru sorabilir miyim Aysun Tabii Hanım? Tabii buyurun. Evlendiğinizde kapanmayı düşünür müsünüz? Ona nasipse olur yani. Neden olmasın? Olur peki. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Peki hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz Aysun Hanım beyefendiyi. Evet. Şimdi bunun özelliğini biliyorsun değil mi?
Bu Arayan beyefendi mi? Oradan bize iletilen notun özelliğini anlatacağım sana. Ne diyorlar? Salim Bey'i ortanızda alın diyorlar. Salim Bey 57 yaşında olduğunu dün söyledi. 57 dediniz değil mi? Gel bakalım Salim. Mikrofonla alacağım. Evet. Ama gelen arayan adaylar çok gençmiş. Ben de şimdi, olabilir dedim. Kaç arıyor? Kim arıyor arkadaşlar? Kaç yaş arıyor? Öyle mi? 28 yaş. 28-35 yaş. Ama 28 de olur mu ya? Ya 28-30... Şimdi sen nasıl tabii düşünüyorsun ki, Salim Bey? Aradıkları için teşekkür ederim ama evet. Sonuçta bizim de kendimize göre bir üslubumuz vardır. Benim kızım 26 yaşında, oğlum da 34 yaşında. Oo. O yüzden evet. Yakışık almaz. Bana yakışık almaz. Bir daha kendini tanıt, sen ne istediğini da söyle. Anlat Salim. Aslında şu, istediğimiz çok kolay. Yaşım 57. Evet. Göründüğüm üzere beni kendine yakıştıracak. Yani sosyal. Aynı zamanda maceracı olacak. Yaş? Kaç yaş altı aramasın sen? Yaş 45, 40-45 olabilir yani. Evet. Minimum 40-45 öyle olabilir. Öyle 28-30 falan filan öyle onlar. Yok olmaz. Yok 30-35 olmaz. Olmaz. Peki. Peki buradan çalışıyor söylemiş olduk. Olması çalışmıyor olması bunlar senin için önemli mi Salim? Şimdi zaten 40-45 yaşlarındaki insanlar da genelde muhakkak bir sosyal bir faaliyetleri vardır. Çalışmışlıkları vardır. Çalışmış olmaları da benim için uygundur. Böyle bu şekilde talep olursa da... Sosyal bir hanımefendi olsun. Tabii ki, tabii ki. Tabii kafa ki. Dengi olsun. Tabii ki. 40-45 yaş aralığı olsun. 28-30-35'e kadar lütfen hayırlısı Salim olsun. Bey hayır diyor. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Peki. Buyurun Salim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet sizi alalım aşağı bakalım. Hadi Şeyma ile Fırsat. Doktor Şeyma, Iraklı Doktor Şeyma. Evet, Ukrayna'da okudu. Doktor Iraklı Şeyma'ya Kutsal talip oldu. Kutsal bizim tanıdığımız bir arkadaşımız. Dizilerde bölüm oyunculuğu yapıyor. Dün aradı Uğur abi, ben gelip doktor hanıma bir talip olabilir miyim dedi. Gel dedik biz de Kutsal'a. Sözümde durdum, geldim. Evet, abi. Geldi. Bakalım Şeyma'nın kararı ne olacak şimdi? Bakalım Şeyma. Karar anı yapıyor muyuz? Ne diyecek? Yorum alsaydık şeyden, tribünden. Evet. Boş ver yorum istiyor. Mustafa arkadaşım var. Öyle mi? Film setlerinde beraber de çalışmıştık. Eyvah. Söyleyebilir. Evet. Evet. Biz Kutsal'la beraber bazı dizilerde oynadık. Kendisini yakın tanıyorum. Gerçekten Kutsal, çalıştığım arkadaşlarımla çok sevdiğim bir insan. Kendisini yakın tanıdım. Memnun oldum. Yani setlerden olsun, buradan olsun. Evet. Ve kendisi gerçekten evlenecek bir insan. Peki. Dini vecibelerini de yapan bir insandır. Kendisine her şeyle kefilim Şeyma Hanım. Gerçekten dört dörtlük bir insan diyebiliriz. Peki. Yani. Şeyma Hanım, 15 saniye düşünme süren var. Karar anı başladı, düşünüyoruz. Başlasın. Evet, kararını alalım Şeyma Hanım. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz yüksek sesle, duyamadık Şeyma'yı. Duyamadım. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet mi, hayır mı diyorsun? Hayır. Olumsuz. Teşekkür ederim. Olumsuz. Olumsuz bak. Olumsuz. Camlar yıkıldı evet, valla. Her kırılınca. Her yer kırıldı. Tamam. Evet. Peki. Olumsuz oldu. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Alkışlıyoruz Şeyma'yla. Bu sırayı. Olmadı ya. Başka bir aşktaydın, ben aşka inanmadım. Peki. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Muhsin Bey geliyor. Muhsin Bey geliyor. Evet, evet. 78 yaşında emekli, yeni bir adayımız. Adayımız, talibini arayan adayımız. O zaman Muhsin davet Bey. Edelim. Gelsin. Buyurun Muhsin Bey. Canıma tak dedi, aşk acısı. Yeah.
yapacaksın amca? Kravat yıkılır. Vallahi bravo Sinan. Yıkılır. Yakışıklı. Kravat yakın çekelim maşallah. Yönetmenim. Yıkılır. Muhsin amca. Maşallah. Öğretmen misin emekli? Hayır öğretmen değilim. Ben... Ben tutayım sen rahat konuş. Heh. Konuş bakalım amca. Muhsin Bey ne güzel geldin, oynayarak geldin, bayıldık. Dur biraz. Hep oynadım, öyledir. Maşallah. Nerelisin Muhsin Bey? Ben Ordu doğumluyum. Ordu. 7-8 yaşında geldim Kadıköy'e. Hı. Evet. İlkokulu orada bitirdim. Kasımpaşa Deniz Sanat Enstitüsü falan var, onu bitirdim havuzlarda. Evet. Maşallah. Orada çalıştım birkaç sene. Bir arkadaştan gittik, karayollarına gittik. Orada çalıştım birkaç sene. Oh. Maşallah. Beraber bir şey açtık. Galeri açtık, bir şey aldık, alışveriş satış falan. Evet. Ondan sonra birçok işler yaptım. Amerika'ya gittim en son. Amerika'ya? Ne yaptın Amerika'da? Rahmetli hanımla gitmiştim. Evet. Orada biraderi vardı. Ne vardı? Birader vardı. Biraderin yanına gittin ha? Gittim. Birkaç sene kaldım fakat alışamadım. Orada insan yere düşsen kimse kimseyi kaldırmıyor. Tanımaz. Böyle şöyle hep para çalışmak öyle. Hep çalışmak. Sonra alışamadım 50 yaşından sonra gurbete. Evet. Geldik gene işte. Şimdi gelelim böyle. Sade'de. Hayırlı bir iş için buradasın öyle mi? Muhakkak artık. Muhsin amca. 8 sene oldu hanım bıraktı gitti. Evet. Onun vefat için, mı etti? Ya 50 sene beraberliğimiz oldu. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yetti. Olmuyor yalnızlık çok fena. Evet. Artık evlenmek istiyorum diyorsun evlenmek öyle mi? Evlenmek istiyorum. Ben 78 yaşında Muhsin amcayım ama görenler diyor yoksun o kadar diyorlar falan. Maşallah. O kadar yoksun diyor. Yoksun doğru. Diyorlar sağ olsunlar. Kaç yaşlarında talip gelsin? Ben genç istemiyorum. Gençliğin bir darbesini yedim bir kere. İstemiyorum. Ben 77... Yaptın 60... mı gençle bir evlilik mi yaptın daha önce? Yaptık ama öyle uyduruk bir şey. Allah Allah. İlk evliliği seninle yaptık biliyorsun. İlk evliliği benimle yaptın öyle mi? Biz mi evlendik seninle? Nasıl oluyor? Şimdi Muhsin amca. Sen bir o zaman doğru düzgün bir kriterleri söyle ki yanlış bir şey olmasın. Sen evlendirmişsin oğlum adamı. Benim seninle mi yaptım diyor, sende mi yaptım diyor. Sen de yaptım diyor, senin programında ya evlendim şeyde, diyor. Öyle mi arkadaşlar? Evlendirmişsin. Bir yanında bir şey vardı ya. Ha, yanında. Muhsin amca vallahi ne diyor. Niye yürümedi? Niye yürümedi o evlilik? Ne oldu? Abi biraz işitiyor mu görüyor mu bilmiyorum. Kim? Hanım mı? Eski hanım mı? İşte ondan. Heh. Sağ olsun. Ne oldu? İyiydi falan. İyiydi evet. Gene beni arıyor konuşuyoruz. O bana şey etti burayı tavsiye etti. Varmış sana dedi. Boşandığın hanım burayı tavsiye etti. İyi bir hanım. Ne güzel bedeni ayrılmışlar. Ama işte istemeden oluyor bir şeyler. İnsanın içinde olan şeye mani olamıyorlar. Ben de ona hoş görüyorum. Evlilikle şey ettik. Ayrıldık. Aslında çok güzel de bir mesaj Allah veriyorsun. Allah. Daha önce genç bir bayanla evlilik yaptım, yürümedi. Şimdi yaşıtım bir kadınla evlenmek istiyorum diyorsun. Öyle değil mi diyorsun? 67 olabilir. Bir iki ileri geri olabilir. Muhsin amca ben de sana diyorum ki gel vazgeç artık bu evlilik işinde. Çok herkes diyor ama. Bak bir kere de bak, denemişsin. Benim gibi yalnız kal bak gecelere nasıl şey diyorsun, hak veriyorsun bana. Yor, gecelerin çok var. Gündüzde ama ya yine gibi sıkıntı olursa, ya biriyle evleneceksin, ya yine sorun, yine ayrılık, geçen, yine boşam. Geçen de bak, abi senin için lavabodan düştüm. Lavaboda. Banyoda mı kaydın? O da zor, yalnızlık da zor işte. Geçmiş, ya bu yalnızlık belası, evlilik yapılıyor, sonra sıkıntı yere, oluyor. Yumuşak geriye geldi. Abdest alırken düşmüş kapısı. Ama. Allah yani canım. Düşer kabinin plastiğine geldi. Allah ya orada bir şey vursa kimse yok. Tabii. Birisi olunca tabii alo der falan, birisi çağırır olmayınca. İyi peki. İşitiyoruz evet. Şeylerden, kokudan duyuluyor insan haberleri. Peki. Niye olmasın? Doğru. Bunlara akıllı çalışması lazım yaşlı kadınlar. Hoş peki, geldin Muhsin amca. Hoş geldin diyelim yaşıtını tekrar. Yaşıtını arıyor bu sefer. Hayırlısı olsun. Alkışlıyoruz Muhsin amca. Gel Muhsin amca. Çok sivri dilli olmasın, asabi sinirli olmasın. Evet, sinirli olmasın. Ben benim gibi böyle güler yüzlü, hoş görüşlü asabi olmasın, sinirli olmasın. Peki. Ufak da bir şey olsun. Ben. Ufak da bir neyi olsun? İşte anladım. Tövbe estağfurullah. Niye anladım? Anladım. Biraz malı mülkü de olsun. Bir dakika. Ne diyorsun Muhsin amca? Engin. Ye. Allah. Gel Muhsin amcası. Gel Muhsin amcası.
Ne oluyor buralarda? Yalnız şey söyleyeceğim. Bizim düşünceli dekor var ya, bu bir tuzaklarıyla dolu. Millete dikkat ederken Uğur da uçuyordu şuradan. Evet. Allah'ımıza bin şükür. Evet. Bu bir tuzaklarıyla dolu. Buluşturmamız var. Evet, sen buluşturmamız söyle. Var. Ayşe Hanım'a talip varmış, davet edelim. Buyurun Ayşe Hanım. Ayşe Hanım gelsin. Gel gündüzle gece olalım. Gel geç yüzümle yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Evet, hiç oynamadık. Hiç oynamadık. Bir dert içinde kaldık. Değil mi? Ayşe. Merhabalar. Tekrar evet, merhaba. Dün görmüşler Ayşe Hanım'ı. Evet. Ve Gürsel Bey gelmiş. Buyursun gelsin, hoş geldi. Peki, hemen davet edelim. Hay hay, buyursun gelsin. Buyurun. Hay hay, buyursun gelsin. Hay hay, temelli kalsın. Hay hay, buyursun gelsin. Hay hay, beni seven gelsin. Hoş bulduk efendim. Buyur Gürsel abi, hemen alalım Gürsel seni. Gürsel Bey şöyle gel. Ortamızda durur musun? Benim buyur. Eski yardımcım vardı, sana hastaydı. Gel şurada dur ortada. Hatırladınız mı beni siz efendim? Hatırlamaz, onu söylüyorum işte. Benim evdeki eski yardımcım Gürsel Bey'in hayranıydı. Hastasıydı. Seyhan kulağı çınlasın. Gideceğim dedi ona dedi Talip. Ama sen bir an evleniyor gibi oldun. Ne oldu? Ondan sonra zaten katılmadım. Gittim programlara, geldim, gittim. Ondan sonra siz de söz verdiniz, gelmedi ondan sonra. Hiç olmasa bir misafir olarak gelseydi, bir görseydi. Bana vallahi gideceğim dedi. evet. Gürsel Bey'e talibim dedi. Gürsel Bey çok renkli bir beyefendi. Sesi de güzel, şarkılar da söylüyor. Oo ne güzel. Bak seni tanımadım, ben benim tanıdığım biri geldi. Evet, ben tanımıyorum. Ben getirdim, benim kontenjandan. Kontenjandan geldi Gürsel Bey. Gürsel abi. Allah'ın izniyle yarın. Yarın devam edeceğiz. Devam tamam, edeceğiz. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, buradaki sevgili konuklarımız. Evet. Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Yarın buradayız. Hatırlatma, unut bütün olanları. Sustum cehenneme kadar, yırt at bütün anıları. Bundan...